Hoş geldiniz. Benim ismim Kulacım Coşkun. Bu etkinliği düzenleyen Bostonbul isimli bir grup. 2 senedir yaklaşık Boston'da toplanıyoruz ve çeşitli etkinlikler organize ediyoruz. Facebook sitemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Eğer daha önce haberiniz olmadıysa. Bu etkinliklerin bazıları paneller, film gösterimleri, forumlar da yapıyoruz her ay. Gezi sonrası Türkiye'de bir sürü forum kurulmuştu. Onlar gibi bir forum bu Boston forumunda. Yaptığımız etkinliklere örnek olarak mesela Noam Chomsky ile Gezi olayları üzerine sohbet. Ahmet Şik gelmişti, onunla panel düzenlemiştik. Raquel Link geldi, yine onunla bir konuşma panel düzenlemiştik. Bunun gibi ve bugünkü İsmail Saymaz'ın paneli gibi etkinlikler yapıyoruz. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi web sitemizden ve Facebook'ta Bostonbullular sitesinden takip edebilirsiniz. Bugün önce Eylem Delikanlı kısaca Research Institute of Turkey anlatacak 1-2 dakika. Ondan sonra çok mutluyuz. Bugün İsmail Saymaz ta nerelerden kalktı geldi bizlerle konuşmak için. İsmail Saymaz tanımayanlar için Radikal Gazetesi'nde epeydir çalışan bir gazeteci. Çok sayıda kitabı var. Kitapları arasında Ergenekon üzerine kitaplar, Zirve Kitabevinin katliamı üzerine kitaplar, Santoro cinayeti gibi Türkiye'deki önemli olaylar üzerine birçok kitabı var. Hatta en son kitabı da buranın çıkışında ve daha sonraki Bostonbul etkinliklerinde bizde birkaç kopyası olacak. Satın almak isterseniz alabilirsiniz. Onun dışında çok fazla uzatmak istemiyorum. Bugün yani bir tane daha İsmail Saymaz'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. 2010'da Metin Göktepe ödülü almıştı, gazetecilik ödülü. Bugün de Metin Göktepe'nin doğum günüymüş tesadüf olarak. Onu da belirtmek istedim. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Eylem istersen 1-2 dakika bir soru çözüyordu. Anlatalım. Hepinize iyi akşamlar. Teşekkür ederiz bizi misafir ettiğiniz için bugün, bu akşam. Yaklaşık 3,5 saatlik trafiğin ardından nihayet varabildik buraya. Ben biraz Research Institute on Turkey üzerine bilgi vermek istiyorum. Biz New York merkezli bir araştırma kooperatifiyiz. Bunların hepsini bir araya getirince biraz enteresan bir cümle kurmuş oluyorum. Araştırma üzerine çalışan ve kooperatif şeklinde örgütlenmiş bir platformdan doğmuş grubuz diyelim. Yaklaşık 10-15 kişilik bir ekiple yola çıktık. Şimdilik o kadarız. Umuyoruz yakın gelecekte daha da fazlalaşacak bu adet. 3 konu üzerine çalışıyoruz şu anda. Emek çalışmaları, kolektif hafıza ve kentsel adalet üzerine bir araya gelmiş bilim insanları, sanatçılar, yazarlar, araştırmacılardan ve aktivistlerden oluşan bir grup. Daha çok New York merkezi olduğu için New York etrafındaki platform etrafında, daha doğrusu Gezi Platform envayisi etrafında çalışmış arkadaşların bir araya getirdiği bir oluşum olmakla beraber Kanada'dan ve Avrupa'dan, özellikle Almanya'dan da aramızda araştırmacılar var. Daha çok bilgi aslında web sitemizde mevcut. Facebook'tan takip edebilirsiniz, Twitter'dan takip edebilirsiniz. Kamusallaştırma ve müşterekleştirme pratikleri üzerine yoğunlaşan arkadaşlar varsa özellikle aramızda ilgi çekeceğini düşünüyoruz. Web sitemiz riturkey.org, Research Institute on Turkey veya RIT olarak da Facebook'ta bulabilirsiniz. Bostonbullular ekibine çok teşekkür ederiz. Gece bizi ağırladıkları için ben sözümü uzatmadan İsmail'e bırakıyorum. Önce şunları kaldırayım böyle. Evet, görüntü olmuş. Bir tanesi lazım diyor, bir tanesi dursun. Diğerlerine de lazım. Herkese merhaba. Duyma problemi yok değil mi? Galiba. Aramızda yabancı var mı? Yabancı var mı deyince benim yabancı diyecek. Bunun nasıl bir yapımız? Türkçe konuşmamızda sadece Türkçe konuşmamızda bir mahsur yok anladığım kadarıyla. Bir önceki panelde, yani Washington'da bir tane yabancı arkadaşımız vardı. Onun için bir tane çevirmen tahsis ettim. Tabii o konuşma akışımı bozuyordu benim. Çünkü ben İstemsiz biçimde hızlı konuşuyorum ve ona yakın durmak gayet zor. Yani herkes hızlı konuşurken zorlanır, ben yavaş konuşurken zorlanıyorum, moralim bozuluyor yavaş konuşurken. O yüzden eğer karmaşıklaştığını düşündüğünüz hızlı, anlaşılmaz olduğunu düşündüğünüz nokta varsa hemen müdahale edin lütfen. Bir de tabii buraya gelirken arkadaşlar, ben elbette üniversiteyi duymuştum ancak dünyanın sayılı zekilerinin gittiği ve devam ettiği üniversite diye tarif ettiler burayı. O yüzden paralelde insan tedirgin de oluyor. Hani nereden zekice bir soru geliyor, nereden zorlanacağız diye tereddüt yaşıyor insan. Ali İsmail Korkmaz aslında benim Gezi Parkı'nda hayatını kaybeden altı gençten biri olarak üzerinde haber yaptığım konulardan biriydi. Aslında diğer gençlerle çokça haber yapmıştım. Ancak Ali İsmail Korkmaz baştan sonra takip ettiğimiz, bütün süreçlerine yer aldığımız bir yargılama süreci aslında. Ancak sadece Eskişehir'de Ali İsmail üzerinden değil, Eskişehir'de Ali İsmail gibi dövülenler üzerinden, oradaki devletin şiddeti üzerinden ve aslında Eskişehir'in Gezi Parkı bağlamındaki yeri üzerinden meseleyi tartışmak daha doğru olur. Yani Ali İsmail Korkmaz gibi 19 yaşında bir genci, aslında politikleşmemiş bir genci sokağa çıkaran motivasyon üzerinde geçerken bir değinmekte fayda var. Benim kanaatim odur ki Ali İsmail Korkmaz ve kuşağını ve akranlarını, ona 90'lar diyoruz kabaca, onları sokağa çıkaran temel motivasyon, daha doğrusu Gezi Parkı'na sokağa çıkaran temel motivasyon Türkiye'deki siyasal temsil imkanlarının tüketilmiş olmasıydı. Yani insanlar parlamenter yollarla temsil edilemiyorlardı. Aynı şekilde meclis dışı muhalefet de dernek üyesi olmak, sendika üyesi olmak imkansız ve riskli hale gelmişti, tehlikeli hale gelmişti. Basit bir sendika eylemine katılmak sizi terörist olmaya yeter bir nedene dönüşmüştü. Diğer taraftan böyle bir kuşak için soruların çalındığı, mülakatlarda elenildiği, CHP'li bir aileden geldiği, Alevi olduğu, sosyalist kimliğe sahip olduğu için insanların mülakatlarda döküldüğü, elendiği, keskin bir ayrımcılığın oluştuğu ve hukuksuzluğun kurumsallaştığı, hukuksuzluğun kurumsallaştığı ülkede insanlara eğer siyasal temsil olanakları yoksa kendilerini temsil etme hakkı doğar. Kendi kendilerini temsil etme hakkı doğar. Bu da aslında doğrudan demokrasi deneyimidir. Gezi Parkı'da öyle bir meseledir. Ali İsmail Korkmaz da kendi kendini temsil etme hakkı doğmuş olup sokağa çıkan gençlerden biridir. Bu genç kardeşimiz Hatay'da doğmuş bir kardeşimiz, bir işçi ailesinin çocuğu. Babası Suudi Arabistan'da yıllarca çalışmış. Oradan gelen parayla ailesi çocuklarını okutmuş. Ali İsmail Korkmaz Hatay'ın ikinci beldesinde, Hatay merkeze bağlı ikinci beldesinde doğmuş, büyümüş bir arkadaşımız. Giden var mı Hatay'ın ikinci beldesine ya da oralı olan var mı? Giden yok. Küçücük bir mahalledir Hatay'ın ikinci beldesi. Arap kimliğinden insanlarımızın yaşadığı hoş bir beldedir. Zeytin ağaçlarıyla çevrili bir beldedir. Liseye kadar burada okuyor. Lisede Antakya merkezde okuluna devam ediyor. Bu arada herhangi bir politik etki olmaksızın doğal bir motivasyonla kendisi toplum için gençlik diye bir organizasyon kuruyor lise arkadaşlarıyla beraber. Adını da böyle koyuyor. Günlüğünde en azından oluşumun adının böyle olduğunu söylüyor ve günlüğünde bu oluşumu kurma amacını da şöyle açıklıyor. Topluma faydalı gençler yetişsin istedim. Yani kendisi de genç ancak topluma faydalı gençler yetişsin istediği için. Önce sınıf arkadaşlarını sınıfta topluyor. Uzun, her sözünün başından geçen uzun müzakereler ve toplantı almalar sonucunda nihayet büyük eylemlerini yapıyorlar. İlk eylemleri okulun bahçesindeki çöpleri toplamak. İkinci eylemleri mavi kapakları toplayarak engelleyici sandalye kampanyası örgütlemek. Bir diğer eylemleri Hatay Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlılara çek götürmek gibi etkinlikler yapıyorlar. Kendisi çok başarılı bir öğrenci ve üniversitede Eskişehir'de İngilizce işletme bölümü için bölümünü kazanıyor ve daha ilk yılında Eskişehir'e gidiyor. Toplum için gençlik projesi orada hakim kalıyor ancak hoş bir hatıra olarak ardında bırakıyor bunu. Tabii Eskişehir'in özelliği şu, Eskişehir bildiğiniz üzere Türkiye'nin bir üniversiteli için en rahat okuyabileceği bir şehir. Ama aynı zamanda Ali İsmail'in abisi Gürkan'ın da hukuk fakültesinden mezun olduğu bir şehir. Gürkan bir duruşmada şöyle demişti, insan Eskişehir'de öğrenci olur, arkadaş olur, sevgili olur ama ölmez demişti. Dolayısıyla bu bakımıyla çok bir öğrencinin hatırında hoş kalabilecek bir yer. Kendi Ali İsmail için böyle olamadı. Aslında 28 Mayıs'a kadar her şey normal. 28 Mayıs'a kadar Ali İsmail'in genellikle hayatı şöyle geçiyor. Bursa'ya, İzmir'e giderek üyesi olduğu fotoğrafçılık kulübüyle beraber fotoğraflar çekiyor. 4 kişi kuzenleriyle beraber, tümü Hataylı, kuzenleriyle beraber yaşadığı evde genellikle akşamları nargile içerip sohbet ediyorlar. Öylesi bir öğrenciye mahsus sıradan bir hayat. Ancak o da 27-28 Mayıs'ta Türkiye'nin çalkalanmasıyla beraber heyecan gidiyor, büyük bir heyecan gidiyor. 31 Mayıs günü eylem çağrısına uyarak belki de hayatında ilk kez sokağa çıkıyor. O da Eskişehir'de Espark denilen bir AVM'nin önünde buluşma çağrısı yapılıyor ve Ali İsmail Korkmaz da oraya gidiyor, fotoğraf makinesiyle fotoğraflar çekiyor, sloganlara katılıyor. Sonra evlerine dönüyor. Ama ortada garip bir şey vardır. Bir gariplik vardır Eskişehir'de. Havada bir gariplik vardır. İlginç olan şudur. Eskişehir'in tesadüf 28 Mayıs'ta emniyet müdürü hayatını kaybetmiştir. Nacip Duruk. Kendisi kanser hastasıdır. Bir süre tedavi görmektedir. Tam Gezi Park eylemleri başlarken Eskişehir Emniyeti müdürsüz kalmıştır. Bunun yarattığı tahribat aslında Ali İsmail Korkmaz'ın dövülmesiyle açığa çıkıyor. Ancak bunu not etmek gerekir. 31 Mayıs akşamı Ali İsmail'in evine döndüğümde o akşam Eskişehir'de ilk dövülen kişi Akaki Avalyani adlı bir Gürcü çocuk. Aslında Türk bile değildir. Eskişehir'e yeni gelmiştir. Gürcistan'dan misafir öğrencidir. Gülen cemaatinin yurdunda kalmaktadır. Gezi Parkı'yla hiç alakası yok. Tek kabahati o gün, o saatte sokakta olmasıdır. Ve eylemcilerin toplandığı Espak AVM'nin yanından geçerek evine gitmeye çalışmıştır. Kalabalıktan kaçarak gitmeye çalışırken arkadaşının anlatımına göre Eyüp Kalyoncu adlı bir arkadaşıyla beraber evine gitmektedir. Onun anlatımına göre birdenbire kafasına inen bir copla yere yorulur. Arkadaşı durun o yabancı demesine fırsat kalmadan Akaki Avalyani baygınlık geçirir. Ambulansla kaldırılır fakat hadise şudur. Kafasına inen copla kafatası çatlamıştır. Kırılan kemik parçası beyine batmıştır. Beyine batması nedeniyle sağ kolu felç olacaktır. 2 hafta boyunca ameliyat üstüne ameliyat geçirir. Buna rağmen ameliyatlar sonunda sağ kolu zayıflamış ve felç kalmış biçimde hastaneden çıkacaktır. Akaki Avalyani'nin felç bırakılmasının çok büyük bir önemi vardır. Akaki telaffuz ederken zorlanıyorum. Avalyani adlı çocuk, 19 yaşında bir çocuk bu. Türk değildir, Türkiye'li değildir. Solcu değildir, Gezi Parkı taraftarı değildir. Bu eylemlerle ilgisi yoktur. Ama bu eylemin ilk kurbanıdır. Bu da şunu göstermektedir. Eskişehir polisi daha o ilk andan itibaren sokağa çıkma halinin kendisini cezalandırmıştır. Sokağa çıkanın, çıkıp eylem yapanın, eylem yaparken suç işleyenin kendisini değil, cezalandırmanın kendisini bile tartışmıyorum artık. Sokağa çıkma, o saatte sokakta olmanın kendisini cezalandırmıştır. Akaki Avalyani'nin hastaneye kaldırıldığı gecenin sabahında Eskişehir'de İskenderpaşa sokakta yaklaşık 30 civarında gösterici ve aralarında 2 avukatın bulunduğu grup birdenbire polis operasyonuna sıkıştırılır. Sokağın bir ucundan coplarla girerler. Elimizde görüntüleri var ve onları yayınladık. Girer girmez 2 ucundan kıstıkları topluluğu yaklaşık 7 ila 10 dakika arasında döverler. Dövülenlerden birinin kolu kırılır. O ambulansa o esnada yerde yatmaktadır görüntülerde. Ambulansın getirip onu hastaneye götürüldüğü görülür. Bütün bu dayağa rağmen henüz her tarafı hiçbir yeri kırılmayanların yüzleri duvara çevrilerek orada bitirirler ve ellerine arkadan kelepçe takılır. Bu arada bir genç avukat Alper Can Aykaç'ın burnu kırılır. O da hastaneye kaldırılır. Bu da Eskişehir'de 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan gecenin sabahıdır. Yani Akaki'nin dövüldüğü gecenin hemen sabahıdır. Aynı şekilde Akaki o gece içerisinde polis Akaki'nin de bulunduğu, bu gençlerin de bulunduğu noktada başkaca gençleri de dövülmüştür. Daha o ilk aşamada eğer müdahale edilseydi, eğer bu devlet şiddeti belki o aşamada durdurulabilseydi Ali İsmail'e gelinemeyecek. Ne var ki ısrarla devlet şiddeti katmerlenerek büyüdü. Göz göre göre ve biline bilineydi. 1 Haziran'ı 2 Haziran'a bağlayan gece bundan farklı değildi. Bu kez gene çağrılar Espark AVM'nin bulunduğu noktaya yapılmıştı. Orada toplanılacaktı ve polis yine tazikli suyla gazlarla müdahale etti. Bu kez dava dosyasına giren ifadelere göre yaklaşık 20 ila 25 arasında değişen, çoğunluğu da kadınlardan oluşan, bence üniversiteli kadınlardan oluşan gruplar polisin yoğun şiddetine maruz kalmış. O kadınlardan bazıları sığındıkları pasajlarda polisler tarafından defalarca dövüldüler, saçlarından sürüklendiler. Bir kadının anlatımı şöyle bir dosyada: beni polis kaldırıp arabanın üzerine attı. Yere yığıldığımda, kafamı bir an için kaldırdığımda Porsuk Nehri'nin yanında yüzlerce genç ve üzerlerinde onlarca polis gördüm. Genç kadının anlatımı budur. Ve o gün içerisinde aynı şiddet gerek sokakta, gerek pasajların içlerinde ve gerekse bu genç insanların polis tarafından değil, dikkatinizi çekelim, kendi imkanlarıyla taksi tutarak gittikleri hastanede de devam etti. Hastanede polisler tarafından dövülmekle tehdit edildiler ve darp edildiler. Bu da 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan sanat. Ali İsmail Korkmaz 3 Haziran Pazar günü, 2 Haziran Pazar günü bu arada arkadaşlarıyla o akşam Espark'la gitmeye karar verirler. Espark AVM'ye verilen yere tekrar gidilecektir. Ancak bu kez Eskişehir'deki eylemlerin seyri de değişmiştir. Artık grup sadece Espark'ta değil, aynı zamanda AKP İl Örgütü'nün bulunduğu Yunus Emre Caddesi'nde de yürüme kararı almıştır. O bakımdan çok önemli. Belki hatırlayanlarınız vardır. Eskişehir fotoğraflarını, Gezi Parkı ile fotoğraflarını, 40 bin civarında genç ve önlerinde Toma görüntüsü vardır gençlik caddede. O Eskişehir Yunus Emre Caddesi'dir ve Eskişehir'in tarihindeki en büyük direniştir. Yanlış bilmiyorsam ondan önceki direniş de 1920'li yıllarda Eskişehir tramvay işçileri tarafından yapılmıştı. Yani yaklaşık 90 yıl önce yapılmıştı. Ali İsmail Korkmaz saat 22 sularında Espark AVM önünde beklerken onu ağabeyi Gürkan arar. Gürkan niye arar? Çünkü Gürkan da aynı esnada Hatay'daki Gezi Parkı'nda oraya katılır. Polis bir gaz sıkar, bundan kaçarlar. Aklına kardeşini aramak gelir. Kardeşine orada durum nasıl der. Ali İsmail der ki, abi der, burada polis insanlara işkence yapıyormuş. İnsanları dövüyormuş. Saat dövüyor. Gürkan inanmaz buna. Polis insanları durdurken niye dövsün? Bunlara inanmayın. İnandıramaz abisini. Telefonu kapatır. Ve Yunus Emre Caddesi'ne doğru yürümeye başlar. Bu arada Ali İsmail Korkmaz lisedeyken kalp kapakçığı rahatsız nedeniyle değiştirmiş bir ilaçtır. Bu yüzden kan ilacı kullanmaktadır. Her gün kan ilaç, pıhtılaşmaya karşı ilaç kullanmaktadır ve bir kanama halinde ölümcül bir vaziyette karşı karşıya kalması da av meselesidir. Kendisi arkadaşı ve kuzeniyle doğru Yunus Emre Caddesi'nin başına doğru o binlerce insanla beraber yürümeye başladı. Polis bu arada nerededir? Cadde içerisinde AKP İl Başkanı'nın önündedir. Burası önemli. Çünkü 2 Haziran sabahı, ya daha o sabah Eskişehir Emniyet Müdürlüğü o akşamki harekat planını belirlemek üzere bir polislere dağıtılmak üzere bir metin yayınlamıştır. Metinde alınması gereken önlemler, uyulması gereken kurallar başlığı altında şunlar vardır. Orantısız güce başvurulmayacak, emir olmaksızın job, silah ya da herhangi bir unsur kullanılmayacak. Halkla ve basınla karşı karşıya kalınmayacak. Bu kuralların üçünü de o akşam ilan ettiler. Peki nasıl oldu? Yunus Emre Caddesi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanlığı önünde polisler beklemekteydi. Ali İsmail Korkmaz ve arkadaşları yürümekteydiler. Müdahale edildi. Tazikli suyla, coplarla, yoğun bir gaz bulutuyla müdahale edildi ve gençler ara sokaklara kaçtılar. Ali İsmail Korkmaz'ın ara sokaklara girdiği anlarda, yani 2 Haziran 3 Haziran'a bağlayan gece saat 00.16'da polis telsizinden şu uyarı geçiyor: üzerimize çektik, dalıyoruz. Polislerin anonsundan, telsizinden geçen anons budur. Ali İsmail Korkmaz ara sokağa girer. Ara sokağa girdiğinde şunu bilmiyor. Ara sokaklarda da yaklaşık 30 civarında terörle mücadele polisi beklemektedir. Niye? Çünkü Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ana caddede göstericilere çevik kuvvet polisleri eliyle müdahale ederken Araspaklara, kaçanlara müdahale etmeleri için yedek kuvvet olarak terörle mücadele ekiplerini çağırmıştır. Terörle mücadele ekipleri gelip Yunus Emre Caddesi'ne bağlanan Sanayi Sokağa girmiştir. Sanayi Sokağa girmişlerdir. Saat kaç sularında? Saat 23'te. Saat 23'te o sokağın görüntülerinden anladığımız kadarıyla vaziyet şudur. 23'te sokağa girerler. Önce gaz atarlar, sonra girerler. Önlerine çıkan iki esnafı döverler. Sonra bir harman ekmek fırınını basarlar. Fırıncının araya girmesiyle esnaflar kurtulur. Fakat bir kere artık harman ekmek fırınının üste dönüştürmüşlerdir. Bir üst haline getirmişlerdir. Sokağın gerek Yunus Emre'ye bağlanan gerekse çıkışına bağlanan caddelerinde pusuya yapmışlardır. Tanık ifadelerine göre apartman önlerinde, kapı önlerinde ve arabaların arkalarında saklanmaktadırlar ve gelip gelen göstericilere şiddet uygulamaktadırlar. Dahası yalnız değildirler. Yanlarında bir de elinde meşe ocağı bulunan siviller vardır. Onlardan biri de minibüsçü Serkan Kavak'tır. Yaklaşık görüntülere göre 45 dakika boyunca fırın önünde ve sokağın çeşitli noktalarında polislerle beraber hareket eder. Onlarla sohbet eder, onlarla beraber insan döver. Bu sokağa giren polisler kimlerdir? Biri Mevlüt Saldoğan. Özelliği nedir? Bir yıl önce Batman'dan Eskişehir'e gelmiş 15 yıllık terörle mücadele polisidir. Bir diğeri kimdir? Hüseyin Eygam. Nereden gelmiştir? Şırnak'tan gelmiştir. Bir diğeri kimdir? Başpolis Şaban Gökbuna. O nereden gelmiştir? O da Batman'dan gelmiştir. Bunlar tüm ihtisaslarını, tüm mesleki tecrübelerini Güneydoğu'da Kürt illerinde yapmış ve burada beceri ve başarı kazanmış, onu da o akşam Eskişehir'de icra edecek kamu görevlileridir. Onlara bir sözlü emir verilmiştir. Bir sözlü emir, yazılı bir emir yok, sözlü emir. Emniyet sözlü emiri şöyle izah eder. Ara sokağa kaçan göstericilere müdahale edilmesi. Sokağa giren polis memuru Hüseyin'e göre ise emirin açılımı şudur. Sağa sola gidip gelin. Böyle bir emir verildi. Esasen ara sokağa kaçan göstericilere gözaltı uygulaması yapıldığı söylenmektedir. Peki gözaltı yaptılar mı? Ya da ne yaptılar? Şunu yaptılar. Saat 23 sularından itibaren az önce ifade ettiğim gibi ara sokaklara saklanarak, arabaların arkasına saklanarak sokağa giren kim varsa onu beraber dövdüler. Gördüler saat 23.52 sularında sokağa bir grup genç girdi. Bu 4-5 gençten birinin adı Doğukan Bilir, diğerinin adı ise Ali İsmail Korkmaz. Bunları üniversiteden birbirini tanıyan ama tesadüf o an için yan yana gelmiş iki tane gençtir. Sanayi sokağa doğru koşarlar. Önlerine bir grup polis çevirir. Toplarla bunlara vurulur. Koşmaya devam ederlerken Doğukan Bilir ileride daha fazla bir kalabalığın beklediğini fark edip geriye doğru koşar. Koşar ve sizin takip ettiyseniz eğer biz yayınlamıştık. Görüntülerde, siyah beyaz görüntülerde görüleceği üzere bir otelin önünde şortlu ve uzun saçlı bir genç. İki polis tarafından durdurulur. Sonra sopalı bir sivil odunuyla gelip vurmaya başlar. Vurmaya çalışır. O genç Doğukan Bilir adlı gençtir. Eskişehir'de okuyan bir, üniversitede okuyan bir gençtir. Doğukan Bilir'i orada döverler. Görüntüler o kadar açıktır ki bir polis Selçuk Bal kolundan tutar. Yardımına Şaban Gökbuna ve Hüseyin Engin gelir. Beraber toplarlar. Sonra ihtiyat kuvvet, yedek güç olarak gelen beşi odunlu minibüsçü Serkan Kavak hamle yapar ve sonra Doğukan Bilir'i kovalar. Doğukan Bilir gittiği bir diğer sokakta bu kez tekrar polisler tarafından durdurulur. İddiasına göre dinlene döverler. Dinlene döverler Doğukan'ı. Doğukan kimliğine el konur. Hangi örgüttesin bilir. Çocuk örgütte bilmemektedir bu arada. Bilmediği örgütün adını veremediği için bir daha dövülür. En son bırakıp giderler ama Doğukan artık yürüyemediği için, yürüyecek mecali kalmadığı için kendisini bir arabanın altına sokar ve babasını arar. Babası gelip onu arabanın altından çıkarıp götürür. Öylesine dövülmüştür. Ali İsmail Korkmaz, Doğukan'ın dövdüğü noktadan, Doğukan'ın geri döndüğü noktadan Ali İsmail Korkmaz maalesef devam eder. Ali İsmail Korkmaz devam eder. Devam ettiği yer Sanayi Sokağı üzeridir ve orada Harman Ekmek Fırını adlı polis tarafından üste dönüştürülmüş yer vardır. Ali İsmail Korkmaz'ın sokağa girişine gözlü, bilinçli bir şekilde sokağa girmesi istenir. Sokağın başını tutan kimdir? Az önce size söylediğim üzere Batman'dan gelen Mevlüt Saldoğan'dır. Yine onunla beraber Batman'dan gelen Yalçın Akburuk adlı iki terörle mücadele polisidir. Ali İsmail'in sokağa girdiği, görüldüğü an bu iki polis fırının önünde bekleyenlere şunu der: yakalayın. Sonra sizin görüntülerde izlediğiniz üzere 5 tane fırıncı adeta bir baraj oluşturmak suretiyle Ali İsmail'i döverler, yere düşürürler, tekmelerler. Sonra iki polis gelir, bir daha onlarla beraber tekmelerler. Ali İsmail baygınlık geçirir. Bir dakika zaman geçer. Dövenlerden Mevlüt Saldoğan tekrar gelir. Küfrettiği gerekçesi ve iddiasıyla Ali İsmail'in kafasına 3 tane ölümcül tekme atar ve artık onun bir daha bu hayattaki son 38 gününe gelir. Konuşabildiği son bir güne, hayattaki son 38 güne gelir. Mesele şudur: Ali İsmail Korkmaz, az önce size ifade ettiğim üzere kalp kapakçığı değiştirilmiş ve fıtığı ilacı kullanan bir gençtir ve ani bir beyin kanamasına yakalanır. Ali İsmail o gün hastaneye gider, tedavisi geciktirilir, müşahede altına alınmaz, doktor gerekli işlemi yapmaz, polis gerekli işlemi yapmaz. O akşam arkadaşları tarafından bulunduğunda, yani dövüldükten sonra bulunduğunda manzara o kadar kötüdür ki ne yaptığının farkına varmadığı için polislere doğru yürürken görülmüş. Polislere doğru yürür. Arkadaşları ona ne oldu, başına ne geldi diye sorduğunda sadece beni dövdüler ama kim dövdü hatırlamıyorum diyor. Bilincini kaybetmişti. Ertesi günün sabahında abisi onu aradığında artık kelimeleri de sakladılmaktadır. Mesela polise sorip demektedir. Kelimeleri ters ifade etmektedir ya da eksik ifade etmektedir. Mesaj yazamamaktadır. Muhtemelen beyninin işlem yapması gereken burada işlem olmaz hale gelmiştir. Ve o gün sağlık işlemlerini yapabilmek için usulen ifade vermek üzere gittiği Odunpazarı Polis Merkezi'nde yarım sayfa bir ifade verir. İfadesi de şunu söyler: bu hayattaki son ifadesidir. Dün hatırlayamıyordum, artık konuşamıyorum. Bunu söyler. Kendisinin 5-6 kişi tarafından coplarla dövüldüğünü anlatır. Ama nerede dövüldüğünü hatırlayamadığını söyler. Ve ondan sonra hastaneye kaldırılır. 38 günün ardından bu hayatta veda eder. Ali İsmail komaya girdikten sonra onun nerede dövüldüğüne dair belirsizlik vardır. Nerede ve kimler tarafından dövüldüğüne dair belirsizlik vardır. Bu belirsizliği bir tane cesur çocuk ortadan kaldırır. Adı Semih Berkay Yalıkçı. Kendisi Gezi Parti gösterisine katılmış. Polis müdahalesinden kaçarken o sokağa girmiş, fırına sığınmış. Polisler tarafından esnaf sanıldığı için kendisine ilişilmemiş ve Ali İsmail'in koştuğu o anda dövenlerin hemen yanı başında duran bir çocuk kendisi. Tesadüf o oradadır. Ve Ali İsmail hastaneye doğru giderken o akşam kendisi de Ekşi Sözlüğe girmiş, gördüklerini yazmıştır. İlginç de bir niki vardır. Porsuk Samur'un galiba. Eskişehir'de Porsuk çayı olduğu için. O isimle Ali İsmail'in dövüldüğü anı Ekşi Sözlüğe yazmıştır. Ve Ali İsmail'in dövüldüğü noktayı Ekşi Sözlük'te harita olarak işaretlemiştir. Şurası diye ve buraya dikkat edin diye işaretlemiştir. Saat 02, yani 3 Haziran sabahında 02 sularında yazmıştır. Ali İsmail o esnada hastanededir. Semih Berkay Yapıcı'nın Ekşi Sözlük'te bunu yazması üzerine harekete geçilir, temas kurulur, anlatımlar üzerine artık delil toplanmaya başlanır. İlginçtir. Savcılığın talebi üzerine 36 civarında çevreden görüntü toplanır. Bunların 18'i bozuktur. Bozuk, eksik, ya kaydetmemiş ya da kayıtlar silinmiştir. Ama bunlardan 3'ü çok önemlidir. Çünkü Ali İsmail dövüldüğü sokağa ilişkindir. 4 tane kamera vardır. 3'ü eksiktir. O 4 kameradan biri fırına aittir. Yani polislerin ele geçirdiği ve önünde Ali İsmail'in dövüldüğü. İkinci eksik kamera Doğukan'ın önünde dövüldüğü otele ait. Beşik Otel'e ait görüntüdür. Bir diğeri gene onun yanındaki bir dükkana aittir. Bir de bir camiye ait görüntü vardır. Camiye ait görüntüler kurtarılabilmiştir. O görüntüden şu çıkmıştır: polislerin sopalı sivillerle beraber sohbet ettiği, sokaklarda gezdiği ve insanları darp ettiği görüntü çıkmıştır ama Ali İsmail çıkmıştır. Diğer, geçmiş olsun. Su ister misiniz? Değil misiniz? Diğer üç görüntünün için büyük bir şaibe vardır. Çünkü bir kere görüntülerden ilki Beşik Otel'e ait olandır. Yani önünde o Doğukan Bilir'in dövüldüğü otele ait olan görüntülerdir. Ve orada 20 dakika artı 78 saniyelik eksiklik vardır. Çok önemlidir. Bu görüntüler hangi anda silinmiştir? 3 Haziran sabahı saat 00.16. Silinmeden hemen önceki görüntü nedir? İçeriye bir polis girmektedir. Otelin içinde. Otelin içinde polis girmekte ve ardından görüntü kesilmektedir. Peki bu polis nereden gelmektedir? Doğukan Bilir'i dövmekten gelmektedir. Adı nedir? Hüseyin Eygam. Hüseyin Eygam Doğukan Bilir'i döver. Sonra oteli fark eder, kameraları fark eder, içeri girer ve görüntüler birdenbire kesilir. İki noktada kesilmiştir. Bir de ondan sonra 78 saniye. Ancak daha sonra yargılama sürecinde ses yükseltilerek, TÜBİTAK teknolojisiyle ses yükseltilerek otelin içerisindeki görüntünün, otelin içerisindeki ses kaydına ulaşılır. Ses kaydında Hüseyin Eygam şunu söylemektedir: o kamera kayıt yapıyor mu? O da evet der otelci. Bunun üzerine şunu söyler: onu 10 dakika önce alın ve sil. Belki de ilk kez biz delil yok etmenin kaydı, deliline ulaşmış olduk. O sayede. İlk defa delil silmenin delili olarak bu kayıtlara girdi. Burada ilginç bir konu var. Bu kayıtlar ortaya çıkana kadar otelci Erol Gözüsekmez adı, Zaman Gazetesi'nin de gayretlendirmesiyle beraber şöyle açıklamalar yapmıştı: bu sokağa Alman ajanları karıştırdı. Oysa ki kimin karıştırdığını çok iyi biliyordu. Kimin görüntüleri silmesini ondan istediğini çok iyi biliyordu. Buna rağmen STV ve Zaman'ın büyük gayretleriyle Alman ajanlarını işe sokarak Gezi Parkı'ndaki dayağın sorumlusunun ondan olduğunu iddia edilmişti. Geçerken bir not bir şey, ilk not bir şeyim. Erol, otelci Erol ve polis Hüseyin şu an delilleri hükmetmekten yargılanıyor. Bu önemli. Gelelim Beşik Otel'in kameralarına. Beşik Otel'in kameralarına ne zaman el konuldu? 7 Haziran 2013'te. Yani Ali İsmail dövüldükten 4 gün sonra. El konulduğunda ne fark edildi? Görüntüler silinmiş. Görüntüler silinmiş. Bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi dedi ki kurtaramıyorum, ulaşamıyorum, burada görüntü yok. Bu kez jandarmaya gönderildi. Jandarma kriminalden rapor verdi. Görüntülere ulaştık. Görüntülere ulaştık ve bu görüntüler 4 kez silinmiştir dedi. İlk silinme tarihi nedir? 6 Haziran 2013 tarihi saat 19.30'da. Bu tarih önemlidir. Neden? Çünkü polisler ona el koymaya 7 Haziran'da gelmiştir. 7 Haziran'da gelmiştir ve muhtemelen o polisler o fırın sahibi İsmail Koyuncu'ya, bir de öyle bir İsmail daha var, fırın sahibi İsmail Koyuncu ve aynı zamanda bu kişi Ali İsmail tekmeleyerek döven kişidir. Akrabalarıyla beraber döven kişidir. Değil misiniz? Değil misiniz? Gayet iyiyim, sağ olun. İsmail Koyuncu, İsmail Koyuncu'nun görüntülerini, yani bu görüntüler silinmeden bir gün önce İsmail Koyuncu'ya muhtemelen polisler gidip şunu demişler: İsmail sana görüntüleri sil demişler. Çünkü herhangi bir izah yok. İsmail muhtemeldir ki ertesi gün polislerin geleceğini bildiğinden o görüntüleri silmiştir. 2 kez silmiştir. Ama görüntüler 2 kez daha silinmiştir. O da ne zaman? 20-21 Haziran 2013'te. Peki bu kez görüntüler kimdedir? Bilirkişidedir. Görüntüleri kurtarması için gönderilen, kendisi görevlendirilen Osman Gazi Üniversitesi'ndeki bilgi işlem uzmanı görüntüleri kurtarması, ondan beklenen görüntüleri silmiştir. Delilleri kurmuştur. Ali İsmail'in görüntüleri nihayet 1,5 aylık bir mücadele sonucunda ortaya çıktığında onun nasıl dövüldüğüne dair karanlıkta aydınlanmış oldu. Açığa çıkmış oldu. Ancak jandarmanın raporunda bir husus daha vardı: eksik 78 saniye. Bu 78 saniyenin özelliği şudur: dosyada Ali İsmail'in sokağa giriş anı ve dövülüş anı vardır. Çıkış anı yoktur. O 78 saniye Ali İsmail'in sokağa çıkış anıdır. O halen bulunamamıştır. Yani Ali İsmail'i dövenler aynı zamanda delilere de müdahale ederek çıkış anını nedenini anlayamadığımız bir şekilde ortadan kaldırmıştır. Bütün bu sürecin ardından nihayet deliller şeffaf bir biçimde açığa çıkması üzerine 5 tane sivil, fırının sahibi İsmail, fırın sahibinin kuzeni Ramazan, onun eniştesi Muhammed, oraya sığındığını iddia eden bir başka pide ustası Ebu Bekir, Ali İsmail'i döverek, yere yatırıp döverek vuranlar, 4'te polis, Mevlüt Saldoğan, Ali İsmail'in kafasını tekmeler indiren, onunla beraber Ali İsmail tekme atan Yalçın Akburuk ve 2 polis Hüseyin ve Şaban Gökbuna'ya dava açıldı. Kasten adam öldürme iddiasıyla dava açıldı. Aslında o dava bir ölçüde kotarılabilmişti fakat bu kez sahneye Eskişehir valisi Güngör Azim Tuna çıktı. Eskişehir valisi Güngör Azim Tuna'ya savcılık görüş sordu. Bu davayı Eskişehir'de görelim, güvenlik sorunu oluşur mu? O da ne dedi? Bir kere dedi, Ali İsmail Korkmaz öldükten sonra gençler, üniversiteliler, Eskişehirliler her hafta onun dövüldüğü noktaya yürümekteydiler. Bir de adliye önünde her hafta bir gün adalet nöbeti tutmaktaydılar. Bu nöbeti tutanların, öbür yürüyüşü yapanların terörist olduğunu iddia etti. Yani, aynı vali, Ali İsmail davası için şehre gelecek olan Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatların da terörist olduğu iddia etti. Kendisi Ali İsmail'in dövülmesinden hemen sonra, ölümünden hemen sonra yaptığı açıklamada arkadaşları bunlar birbirlerini dövüp polisi suça atmış olabilirler demişti. Bu açıklamanın bile teröristler tarafından manipüle edildiğini iddia etti. Kendi yaptığı açıklamayı bile karşı tarafa yöneltti. Öyle ki Eskişehir'in terör tehdidi altında olduğunu, kendisinin ve Eskişehir'in terör tehdidi altında olduğunu, yıllar önce lağvedilmiş Derinci Yol terör örgütünün eylem yapacağını iddia etti. Derinci Yol terör örgütüymüş, o da eylem yapacakmış. Vali Tuna'nın bu yazısı üzerine, savcılığında apar topar aman bunu elimizden alalım demesi üzerine, güvenlik gerekçesiyle dava Eskişehir'den Kayseri'ye gönderildi. Eskişehir, valinin iddiasına göre güvenlik riski yaşanılan bir şeydir. Oysa böyle midir? Biz biliyoruz ki böyle değildir. Nereden biliyoruz? 2010 yılında Muğla'da polisin açtığı ateş sonucunda Batmanlı bir Kürt gencimiz Şerzan Kurt hayatını kaybetmişti. Dava Muğla'da görülmesi gerekirken oradan Eskişehir'e gönderilmişti. Eskişehir, Şerzan Kurt yargılaması açısından anladığımız kadarıyla güvenli bir şehirdir. Hakkari'de Çoban Nezir Tekçe iddiaya göre askerler tarafından PKK ile ilişkilendirilerek 1 Mayıs üzerinde vücudu parçalanmış ve öldürülmüş bir gençtir. Onun davası Hakkari'den Eskişehir'e gönderildi. Anladığımız kadarıyla Eskişehir davası, Çoban Nezir Tekçe davası içinde güvenli bir şehirdir burası. Ya da Bahtiyar Aydın davası diye bilinen Lice olaylarını konu alan 16 insanımızın hayatını kaybettiği davayı da buraya göndermişlerdir. Diyarbakır'da Eskişehir'e göndermişlerdir. O dava açısından da güvenliyken Eskişehir'de ölmüş bir çocuğun davası niye Kayseri'ye gönderildi? Gerekçe çok basit. Gerekçe şu: Muğla'daki, Diyarbakır'daki ve Hakkari'deki failleri asker ve polis olan, mağdurları Kürt olan davaların bu şehre gönderilmesinin temel sebebi Eskişehir'de Kürtlerin kıt olmasıdır. Çıkaran kimse yok. Eskişehir, Kürtler kıttır ve davalarına sahip çıkamayacak. Ali İsmail davası neden Kayseri'ye gönderilir? O da Kayseri'de solcu kıtlığıdır. Eskişehir'de yeterince solcu vardır. Davaya sahip çıkabilirler. Kavşak üzerindedir. Ama Kayseri'de maalesef, Kayseriler için de ağır bir töhmet bu. Kayseri'de de maalesef hani sizin solcunuz kıt, faşistiniz bol, ithamıyla Eskişehir'de, Kayseri'de zan altında bırakarak dava buraya gönderilmiştir. Esasen parantez açmak gerekir. Davaları bir şehirden bir şehire gönderilmesinin temel mekaniği şudur. Gerekçesi şudur. Şüphelileri ve failleri, askerler, polisler, kamu görevlileri olan, mağdurları ve maktulleri protestocular, hakkını arayanlar, muhalifler olan davalarda bu kararın verilmesinin tek sebebi şüphelilerin bir devlet zırhına alınmasıdır. Devlet korumasının altına alınmasıdır. Sırtının sıvazlanmasıdır. Katilin gayretlendirilmesidir. Maktulün bir kez daha, mağdurun bir kez daha zayıflatılmasıdır. Zira siz kendinizi Çoban Nezir Tekçe'nin babasının yerine koyun. Hangi parayı bulacaksınız da, hangi avukat tutacaksınız da Hakkari'den 2 ayda bir Eskişehir'e girip davanızı takip edeceksiniz. Ya da siz kendinizi Şerzan Kurt'un Batman'da yaşayan öğretmen babası Ömer Bey'in yanına koyun, yerine koyun. Kaç defa gideceksiniz ve her duruşmadan önce adliye önünde gaz yemeği göze alıp bir davanızı takip edeceksiniz. Mümkün olabilecek mi? Mesele burada şudur. Devletin kendi suç işlemiş polisine, katiline güvence sağlaması. Eğer ağır ceza alacaksa daha hafif ceza alması, eğer cezaevindeyse çıkarılmasını sağlaması. Mağdurun da bir kez daha mağdur edilmesidir. İşte bu koşullar altında dava Kayseri'ye gitti. İlk duruşma Kayseri'de terk edilmiş eski adliye binası. Hoş geldin. Nerede kaldınız? Dava terk edilmiş eski Kayseri Adliyesi'nde görüldü. İlk duruşma sonunda görüldü. Gittiğimizde manzara şuydu. Sadece toplantının yapıldığı, duruşmanın görüldüğü salonda ve birkaç yerde elektrik vardı. Diğer yerler tamamen boşalmıştı. Terk edilmiş Amerikan kasabası gibi kapılar birbirine vuruyor falan. Böyle bir atmosferdi ve adliyenin etrafında yüzlerce polis güvenlik önlemi aldığı, neredeyse davanın taraflarının içeri sokulmak istenmediği bir yargılama düzeninde İlk duruşma başladı. Öyle ki duruşma salonuna davayı izleme gerekçesiyle gelen, ellerinde silahla gelen kamu görevlileri çıktı. Asli sanık Mevlüt Saldoğan'ın teyzesinin oğlu olduğunu söyleyen bir jandarma uzman çavuşun silahla salona, ilk duruşmaya girdiği ortaya çıktı. Dava sürerken nasıl bir manzara ile karşılaşıldığı anlaşıldı. Birincisi şu. Mevlüt Saldoğan'ın avukatının adı Murat Karayılan diyeceğim. Yanlış değil. Murat bir şey, Kara bir şey. 2011'de ve şimdi Bilecik Haziran seçimlerinde AKP'den Nevşehir milletvekili aday oldu. Mevlüt Saldoğan tutuklandıktan sonra onun kullandığı telefonla AKP Batman milletvekili Ziver Özdemir'le defalarca temas kurulduğu ortaya çıktı. Ziver Özdemir'in meclis tarafından ona verilmiş telefonla defalarca bu aileyi aradığı ve esasen davadan kurtarılması yönünde çabaların konuşulduğu ortaya çıktı. Yargılama esasında ulaşılan temel delillerden biri buydu. Ama en kritik olan şuydu. Polisler dediler ki, polislerin argümanı şuydu. Evet, biz birini dövdük. Görülüyor zaten, kaçınılmaz. Ama dövdüğümüz Ali İsmail. Şimdi bu durumda hukuki sonuç nedir? Şikayete bağlı bir mesele olduğundan eğer dövdükleri kişinin Ali İsmail olmadığı ortaya çıkarsa o yargılamada beraat edeceklerdir. Yani biz dövdük ama dövdüğümüz Ali İsmail değil diye savunma yaptılar. Dediler ki peki kim? Bunu döveceğiz, kimi dövdünüz? Bir isim ortaya attılar. Tevfik Caner Ertay adlı halk yayınları üyesi. Bir genci eylemlerde çok öne çıkan, uzun boylu, ve göze batan bir sosyalist genç bir çocuğu dövdükleri görüntülerde kişinin o olması gerektiğini söylediler. Bunun söylendiği duruşmada Tevfik Caner Ertay da var. Ben gördüm onu. Dedim o sen misin? Yok dedi. Ben Ali İsmail dövülene kadar o sokağa hiç girmemiştim. Ali İsmail dövüldükten sonra ben o sokağa girmiştim. Ama Semih Berkay Yapıcı o günlerde hani 3 Haziran'da dövülenler arasındaydı. Bunu biz bilmekteydik. Bir sonraki duruşmada Semih Berkay Yapıcı mahkemeden izin istedi ve söz aldı. Dedi ki, bana anlattıklarını anlattı. Ben o sokakta hiç dövülmedim, o sokağa hiç girmedim. Ama beni gene bunlar dövdü. İsim gösterdi. Beni şu kişiler dövdü diye isim gösterdi. Sonra Tevfik Caner Ertay'ın anlatımlarından şuna ulaştık. Şikayetine bağlı olarak Tevfik Caner Ertay'ın ilkin şikayeti ifadesinde şunu söylemekteydi. Ben eylemden kaçtım, bir inşaata sığındım. İnşaata sığındığım yerde 10 polis geldi, beni dövdüler, dövüp bırakıp gittiler. Sonra saklandım. Yeni bir grup geldi, beni dövdü, aşağı indirdi, bir arabanın önünde dövdüler, bir aracın bagajına bindirdiler. Seyir halindeyken bir yerde durdurdular, bir daha dövdüler, sonra tekrar bagaja koydular. Beni 2 hastane gezdirdiler, şu hastanelere götürdüler, dedi. Bunun üzerine savcılık 2 hastanenin kamera kayıtlarını istedi. Biri Gümüşhane Devlet Hastanesi, biri Eskişehir Devlet Hastanesi. 2 hastanenin de giriş kayıtlarında Tevfikcan'ın Ertay'ın hastanenin kapısında bagajdan indirilirken ve bagaja bindirilirken görüntüye çıktı. Bu görüntüleri biz yayınlamıştık. Dahası var. Hastane içerisindeki görüntüler ortaya çıktı. Hem Mevlüt Saldoğan'ın, hem Ali İsmail Korkmaz'ın, hem de Tevfikcan Ertay'ın aynı anda görüntüye çıktı. Ali İsmail Korkmaz hastaneye tedavi ettikten sonra, 1 saat sonra Tevfikcan Ertay'ın o hastaneye geldiği acil bölümünde karşı yataklarda yan yana yataklar ortaya çıktı. Dahası onlar oradayken Mevlüt Saldoğan'ın da oraya geldiği ortaya çıktı. Mevlüt Saldoğan da sağ ayağındaki kemiğin incindiği gerekçesiyle hastaneye başvurmuştu. Görüntülerde anlaşıldığı üzere sağ ayağı Ali İsmail'e tekme attığı ayağıdır. Dahası acilden Ali İsmail Korkmaz bir tekerlek sandalyede otururken ve o tekerlek sandalyeyi kuzeni Okan Korkmaz sürerken Mevlüt Saldoğan'la karşı karşıya gelirler. Yani kendi katiliyle Mevlüt Saldoğan dönüp Okan Korkmaz'a acilin yerini sorar. O da kuzeninin katil olduğunu bilmek için ona yardım eder. Sonra o da rapor alır. Onun aldığı rapor üzerine Tevfik Caner Ertay yargılanır. Neyse ki zamanla beraat eder. Vaziyet şudur. Evet, aracın bagajında getirilir, içeri konur falan. Fakat o arabanın kime ait olduğu ve o polislerin kim olduğu bilinemez. Bunun üzerine savcı emniyete yazı yazar. Bu araç kim tarafından kullanılmaktadır? Gelen cevap şöyledir. Bu araç polis Mevlüt Saldoğan'a zimmetlidir ve onun tarafından kullanılmıştır. Yani Ali İsmail'i dövdükten sonra bu polis daha sonra aynı araçla Mevlüt Tevfikcan Ertay'ı da dövmüştür. Sonra onu bagajla gezdirip hastaneye getirmiştir. Bu muazzam bir şebekenin ipucudur aslında. Bunun üzerine Mevlüt Saldoğan'ın ifadesi alınır. Mevlüt Saldoğan daha büyük bir şebekenin kendisini ele verir. Der ki, evet onu döverek getirdiler. Bizim arabamıza koydular. Biz onu hastaneye götürmekteyken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İnönü'nde müdürlerimiz durmaktaydı. Bagajı açtılar, onu aşağı indirdiler, vurmaya çalıştılar ve ben aralarına girdim, yapmayın müdürüm diye engellemeye çalıştım. Sonra biz onu hastaneye götürdük. Onun anlatımına göre Tevfikcan Ertay'ı döven kişiler şunlardır. Dönemin Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı, dönemin Eskişehir Çevik Kuvvet Şube Müdürü, dönemin Eskişehir İstihbarat Şube Müdürü. O dönemin İstihbarat Şube Müdürü Halil Kısalar bugün Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısıdır. Terfi etmiştir. Vahim olan şudur. Dövenler arasında Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı vardır ve o sabah orantısız güç kullanılmayacak emrini verenlerden biridir. Kendisi dövmeye çalışmıştır. Ve az önce size başta söylediğimi unutmayın, Eskişehir Emniyet Müdürü ölmüştür, yoktur. Yani o esnada Eskişehir'in en üst düzey emniyet yetkilisi olur. İstihbarat Şube Müdürü'nün anlatımına göre gaz sıkma talimatı bile amirlerinden değil, doğrudan emniyet müdürü öldüğü için ve devreden çıktığı için Eskişehir valisinden geldi. Eskişehir valisi bizzat gaz sıkma talimatı vermiştir. O halde gaz sıkma talimatının valine alındığı, emniyet müdürünün bagajdan çıkarıp insan dövdüğü, şube müdürleriyle beraber dövdüğü, polislerin de bu talimata uyduğu bir düzenekle biz karşı karşıya kalmış olduk. Mevlüt Saldoğan zaten bunu dedi. Mevlüt Saldoğan dava sonuçlanmaya doğru giderken ve ceza alacağı artık çok aşikarken dedi ki bana verilen talimatları uyguladı. Telsizde denilenler doğrudur. Yani üzerimize çektik, dalıyoruz denilmesi doğrudur. Zira pratikte bunu göstermiştir. Onlara gözaltı talimatı verilmiş. Onlar Ali İsmail'in dövüldüğü gece hiç kimseye gözaltına almamışlardır. Zaten daha sonra çıkacak mahkemenin gerekçeli kararında bu polisler için şu denilmiştir. O sokakta yakalama amacıyla değil, yaralama amacıyla bulunmaktadır. Bu kadar açıktır. Yaralama amacıyla olabilir. Ama Mevlüt Saldoğan'ın verdiği ikinci bilgi daha kıymetli. Ben amirlerimin talimatını yerine getirdim. Hatta vali de, emniyet müdürü de, benim müdürlerim de gelsin ifade versin demiştir. Ama ikincisi daha kritiktir. O da şudur. Dönemin Başbakanı Erdoğan, dönemin İçişleri Bakanı Gezi Parkı olayları için bu bir darbedir demiştir. Ben de darbeyi bastırdım diye savunma yapmıştır. Kendi Ali İsmail'e attığı teklerin demokratik amaçla atıldığını, darbeyi bastırmaya dönük olduğunu savunmuştur. Yargılama sonunda, Ali İsmail Korkmaz davasında yargılama sonunda mahkeme bütün bu mekanizma ortaya çıktığı halde mahkeme sadece Ali İsmail Korkmaz'ı dövenlerin, öldürenlerin yaralama amacıyla hareket ettiğini savunarak yaralama suçundan ceza verdi. Ali İsmail Korkmaz'a tekme atan, ölümcül tekme yaratan polise 10 yıl 10 ay, onunla beraber vurana diğer polise 10 yıl, diğer 4 sivile ise 8 yıl civarında ceza verildi. Mevlüt Saldoğan 5 yıl sonra, diğerleri 3 yıl sonra tekrar aramıza karışacak, mesleklerine devam, hayatlarına kaldıkları yerden devam edecek. Bu karar açıklandıktan sonra kapıda protesto gösterisi yapan Ali İsmail Korkmaz ailesi ve diğer gençleri müdahale edilmişti, gazlı müdahale edilmişti. O protestoya karışan 41 civarında genç hakkında açılan soruşturmada 13 yıla kadar ceza istedi. Dövenler 10 yıl. Sadece o kararı protesto edenlere halihazırda 10 yıl ceza istedi. Ali İsmail Korkmaz davası. Ancak Ali İsmail Korkmaz davasının çıkan kararın kendisi her ne kadar bu denli zayıf olsa da gerekçeli karar bize daha büyük bir şebekeyi işaret etti. Bu polislerin yakalama amacıyla değil, o sokağa yaralama amacıyla girdiğini gösteren bir manzara sundu. O halde toparlarsak şöyle bir resimle karşı karşıyayız biz. Sokaklar tutulmuştur. Sokak başları tutulmuştur. Bir emirle gidilmiştir. Sokak başlarını tutmuşlardır. Arabaların arkasına, kapı önlerine pusu kurmuşlardır. Devletin kolluk güçleri ve onlarla beraber hareket eden paramiliter güçler. Adıyla sanıyla budur. Pusu kurmuşlardır. O insanlar o sokağa kurdukları pusu düzenini ve tuzak düzenini düşürmüşlerdir. Ve onları sadece o sokakta bulundukları için cezalandırmışlardır. Ve bu düzenek sadece Ali İsmail Korkmaz'ın dövüldüğü ana mahsus değildir. Tevfik Caner Ertay'ın kaçtığı otopark içinde geçerlidir bu. Akaki Avalyani'nin geçtiği parkın önü içinde geçerlidir bu. Pasaja sığınan genç kadınlar için de geçerlidir bu. Eskişehir'de 31 Mayıs akşamında Ali İsmail'in dövüldüğü 3 Haziran sabahına kadarki 4 günlük süreçte Eskişehir Valisi'nin denetiminde ve kontrolünde ve Emniyet Hiyerarşisi'nin de bizzat katılımıyla orada Türkiye'nin en açık suç örgütü açığa çıkmıştır. Polislerin ve bürokratların oluşturduğu, içlerine sivillerin de katıldığı bir işkence örgütüyle karşı karşıyayız biz. Bu bir işkence örgütü. Her ne kadar Türkiye'de bir gruba örgütlemek için hani belli koşullar aranıyorsa da ve bu grup o koşullar olmasa da, Kürt olmak gibi, solcu olmak gibi, yumurta atmak gibi, pankart taşımak gibi koşullara sahip değillerse de bunlar esasen hiyerarşik bir gruptur. Somut hiyerarşik bir grup. Ve bu grubun siyasi eğilimi vardır. Açık siyasi tercihleri vardır. Kendilerinin ve avukatlarının siyasi tercihleri çok belirgindir. Bir örgütsel felsefesi vardır. Sokağa çıkan herkesi cezalandırma şeklinde somut eylemleri vardır. Doğukan Bilir eylemi 1, Ali İsmail Korkmaz öldürme eylemi 2, Akaki Avalyani öldürecek şekilde yaralama eylemi 3. Bilinen somut tespit ettiğimiz 3 eylemi vardır ve yetmez. Kamu gücünü kullanarak işledikleri suçların delillerini yok etmeye ilişkin ikinci bir eylemleri daha vardır bunlar. Bu bir örgüttür. Bu bir işkence örgüttür. Yaralama amacıyla sokağa çıkmıştır. Eylemlerin sonucunda insan olur. Ve bu örgütün kendisi Eskişehir'de doğal oluşan, kendine oluşan bir örgüt değildir. Anladığımız kadarıyla bu örgütün bir ideolojik arka planı vardır ve güç aldığı, ona emir veren, emri ben verdim, diyalog bilemiyoruz ama ona emir veren bir mekanizma vardır. Ve onun açtığı yasal olmakların, kamu gücünü açtığı alanda oluşturulmuş, geliştirilmiş bir örgüttür. Bu örgütün düzenek Ali İsmail Korkmaz davasıyla dağıtılmamıştır ama dağıtılması gerekir. O örgütün düzeneğin dağıtılması, yargılanması, mahkum edilmesi ve Türkiye toplumuna gösterilmesi gerekir. Bu Eskişehir'in bütününde faaliyet göstermiş açık bir suç örgütüdür. Biz Ali İsmail Korkmaz davasında Korkmaz davasını takip ederken oradaki adaleti arama yönünde adım atarken esasen karşılaştığımız manzara tam da budur. Bu örgütün kendisidir. Bu örgüt çökertilmedikçe Eskişehir, gerek Eskişehir'de gerekse bir başka hak arayışında ve doğrudan demokrasi deneyimi sırasında sokağa çıkan bir gencin sadece sokakta olmasından ötürü dövülmeyeceğin garantisi yoktur. Bu örgüt çökertilmedikçe sokağa çıkan herkes risk altındadır. Ali İsmail Korkmaz, kimi AKP'lilerin iddia ettiği şekliyle etnik kimliği ya da mezhepsel inancı, ailesinin inancı, onu bile geçiyor. Herhangi, zaten karıştığı bir suç yok. Sadece kaçma eylemi vardır. Kaçma eylemi. Kaçma eylemi haktır. Sadece kaçtığı için dövülmüş ve hayatına son verilmiş bir gençtir. Tam da bunu kasteden, tam da o esnada sokakta olma halini kasteden ve bunu cezalandıran bir örgütle karşı karşıyayız biz. Adalet Bakanlığı bunu, özür dilerim, İçişleri Bakanlığı bunu savunabilmiştir. Bu örgütün arkası sağlamdır. Bunu anlıyoruz. Yani valisi de vardır, posta da vardır. Ama İçişleri Bakanlığı da vardır. Zira Ali İsmail Korkmaz ailesinin açtığı davada İçişleri Bakanlığı katil polisi savunmak adına katil polisin bile iddia etmediği bir gerekçe sunmuştur. Ama o da taş attı demiştir. Oysa ki Ali İsmail'in taş attığına ilişkin ne bir iddia, ne bir kayıt, ne bir görüntü vardır. Aksine ne vardır? Kaçarken öldürülme vardır. Başka herhangi bir eylemi ve davranışı yok. Dolayısıyla Ali İsmail Korkmaz'ın öldüren şebeke, suç örgütü, işkence örgütünün varoluşunun temel sebebi Türkiye'de muhalif olmak. Muhalif kimliğin kendisini cezalandırmak. O teknolojinin kendisi özelde Ali İsmail ama onun şahsında sokağa çıkmanın kendisini ve protesto hakkını kullanmanın kendisine atılmıştır. Ali İsmail Korkmaz ne kimliği ne inancı nedeniyle sadece AKP karşıtı olduğu için öldürür. Başka bundan daha net bir sebep yoktur. Muhalif olmanın bedelini ödemiştir. Dolayısıyla bu ülkede bir tür sokakta hakkını aramaya dönük demokratik eylemlerin kendisini cezalandırma motivasyonu kendisine gören bu şebeke artık iç güvenlik esasıyla beraber resmi bir kuruma dönüştür. Kurumdur artık. Sizin daha düne kadar cezalandırmayı başardığımız polis şefleri ve onların yanında birer çakı gibi taşıdığı sopalı siviller ya da onların azmettirdiği fırıncılar bundan böyle artık iç güvenlik esasıyla beraber birer kendisinde tanınmış yetkiyi kullanan kamu görevlisi statüsünde olacaklardır. Üzerinizde sizin maytap çıktı diye, belki Nelvan, bu örnek o örnektir. Taş attı diye Ethem Sarısu'yu. Ya da İçişleri Bakanlığı'nın görüşüne göre Ali İsmail Korkmaz. Ya da Hatay'da Abdullah Çöner. Taş attı diye polisin artık silah sıkma etkisi vardır. Sadece polise taş attı değil, sıralanan, yasaya göre sıralanan kamu binalarına, ibadet yerlerine, okul yerlerine, toplanma alanlarına taş attığı iddiasıyla herkese artık polis ateş edebilir. Yetmez, bu da yetmez. Sizin sokağa çıkma halinizi kriminalleştiren düzenlemelerle karşı karşıya kalacağız. Valinin talimatıyla ya da kaymakamın talimatıyla bir bireyin bir yerden bir yere gitmesinin önünü kesen, bunu düzenleyen, bunu yasaklayan bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Yani siz bugün diyelim ki İstanbul Taksim'de yapılacak bir yürüyüşe gitmek üzere yola çıktığınız andan itibaren sizi oraya yaklaştırma ama sizi alıp Bayrampaşa'ya bırakma hakkını polise tanıyan bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Hatta Türk yasalarında olmayan bir biçimde yasaya konulan muhafaza altına alma, kontrol altına alma şeklindeki düzenlemeye karşı karşıyayız. Yani siz polis tarafından şüpheli bulunduğunuzda kontrol altına alınabilirsiniz. Kontrol altına alınmayla neyin kastedildiği şu an belli değildir. O zamanla anlaşılacaktır. Kontrol, ne kadar süre kontrol altına alacağınız belli değildir. Kontrol altına alıp nereye götürüleceğiniz de belli değildir. Polis insaflıysa sizi eve bile götürecektir. Böylesi bir düzenlemeyle biz karşı karşıyayız. Halihazırda Kobani olayları gerekçe gösterilerek ya da Gezi Parti olayları gerekçe gösterilerek Türkiye toplumuna zor mecliste 3 partinin direnmesine rağmen dayatılan iç güvenlik yasa tasarısı artık bundan böyle Gezi Parkı'nda demokratik hakkını, yasaların ona verdiği hakkı arama yoluna başvurmuş insanlara yönelik sıkılacak kurşununda, indirilecek copunda, atılacak tekmenin de yasal zeminidir. Bundan sonra sokağa çıkarken dikkat edeceksiniz. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun geçen günlerde, yani Çağlayan'daki adliyenin basılıp bir savcının öldürülmesinden sonra yaptığı açıklamada hadi şimdi sokağa izinsiz çıkın da görelim demesi gibi, sanki bizzat sokağa çıkan herkes sanki başbakanın izin alması gerekirmiş gibi, öyle bir ülke manzarası çizercesine bu yasa şimdi önümüze konmaktadır. Sanılmasın ki bu yasanın sadece mağduru solcular olacak ya da Kürtler olacak. Sanılmasın ki bu böyle olacak. Akaki Avalyani'yi bulan şiddet yarın polisi de olacak. Yarın toplumu yönetenleri de olacak. Bu yasa Türkiye'de demokrasi standartlarının sürekli üzerinde denendiği kesin gruplar olan solcular ve Kürtler üzerinden meşrulaştırılır, bunu biliyoruz. Ancak o meşruiyet gidip bu düzenin en güvenilir yerlerinde bulunanlar ve yaşayanların kapısına dayanıyor. Bu bir kere meşrulaşırsa o kurşun olayı da vuracak. Onlardan, o örneklerden ilginç biri de şudur. Bu devletin tutumunu gösterme bakımından geçenlerde yaptığım bir haberdi. Samsun'da bir emniyet müdürü, polis başmüfettişi, sistemde aksayan bir yönü var. Atatürk, CHP'li ve Gezi Parkı'nın hemen öncesinde artık o yaklaşımdan rahatsız olmuş ve ilallah etmiş bir seviyededir. Facebook'una 29 Mayıs günü yeter artık, ben de çocuklarımla geziye gideceğim diye yazmıştır. Artık İsmet Paşa'ya, Atatürk'e yapılacak hakaretler canıma tak etti demiştir. 1 Haziran'da Samsun'un Atatürk ilçesinde yapılan Gezi Parkı gösterisinde çekilmiş bir fotoğrafını Facebook'a koymuştur. Elinde bir çubuk gibi bir şey vardır. Bundan ötürü Emniyet Müdürü Fikret Aydoğdu Samsun'da izinsiz gösteriye katılmakla emniyet beraat etti. Bir soruşturmada, halkı isyana teşvikten açılan soruşturmada kovuşturmaya olmadığına karar verildi. Buna rağmen susuz bulunduğu bu eylemlerden yaklaşık 2 hafta önce polis başmüfettişinden ve emniyet personeli olmaktan 2 kez ihraç etti. 2 kez. Sadece demokratik hakkını o da kullanıp kullanmadığını anlayamadığımız ama protesto hakkını kullanmış bir emniyet müdürünü bile bulan bir şiddet vakasıyla, bulan bir devlet otoritesiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla kendi emniyet müdürüne bunu, Gezi Parkı'na sadece sempatiyle bakma eylemini ötürü bu şiddet, bu ayrımcılığı mazur gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiriyle üst akıl, bu akıl sokağa, yarın sokakta hakkını aramak üzere varlık gösterenden başlayarak kendi kapısına kadar bütün bir toplumu şiddetle karşı karşıya getiriyor. Başka bir topluma siyasal temsil alanları tükendiği için sokakta Başbakan Ahmet Davutoğlu deyimiyle sıkıyorsa çıkıyor. Sokağa çıkma eylemini daralttığı ve o hakkı daralttığı için toplum şiddete dair edildi. Bu devletin kendisi bu toplumu şiddete etmektedir. Bu devlet kendi bireyinden, hakkını arayan bireyinden terörist yaratmak istiyor. Çünkü buna muhtaçtır. Adalet ve Kalkınma Partisi tırnak içinde huzurun, güvenin ve istikrarın temsilcisi kendisi o olduğu iddiasıyla bu toplumu ancak korkuyla yönetebilir. Başka herhangi bir formülü ve çözümü yoktur. Bu toplum korku enstrümanı kullanılarak ve %70'lik Sunni Türk dindar, %30'luk laik Alevi Türklük kimliği üzerinden mezhep çatışmasına itilerek ve bu mezhep politikası korkuyla tahrik edilerek bu toplum ilelebe sağcılığa mahkum edilebilir. Bunu AKP bilmektedir. Dolayısıyla bu politikası için kendisine terörist aramıyor. Terör eylemine muhtaçtır. Eğer birileri yapmayacaksa o kendisi yapacaktır. Bundan başka bir çıkışı yoktur bu sistemin. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi kendi varlığını bir tür güvenlik sorununa bağlamıştır. O nedenle iç güvenlik yasa tasarısı toplumun kendisini şiddet tuzağına çeken, onu şiddete davet eden, şiddetten başka yol bırakmayın. İç güvenlik yasa tasarısı karşısında alınması gereken temel tutum, bence tutum, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin askıya aldığı, fiilen aslında askıya aldığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasanın tanımadığı yetkilere rağmen, vermediği yetkilere rağmen şu an başkanlık uygulamaktadır ve dolayısıyla anayasal rejim askıya alınmıştır. Asıl olan Türkiye'nin değişmesinden yana tutum gösteren kesimlerinin ve bireylerinin askıya alınmış anayasaya sahip çıkması ve demokratik parlamenter sisteme sahip çıkmasıdır. Yapılacak en büyük hata AKP'nin muhtaç olduğu şiddet tuzağına düşmektir. Yapılacak hata bu. Şiddet tuzağına savrulmak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ömrünü uzatacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne can suyu olacaktır. Dolayısıyla bu noktada iç güvenlik yasa tasarısından tutun da bundan sonra gelmesi muhtemel ve gelecek olan bütün antidemokratik süreçlerin süreçlere karşı gösterilebilecek tek direnç ancak demokrasinin kendisinde ısrar etmek olabilir. Ancak bu yolla Ali İsmail Korkmaz'ı döven, ölüme iten, Berkin Elvan'ı ölüme iten, Abdullah Cömert'i ölüme iten ve gücünü dev bir kamu organizasyonundan, devlet aygıtından alan bu suç örgütü, işkence örgütü ancak bu şekilde çıkartılabilir. Teşekkür ederim. Soru alabiliriz. Çok ince detaylı, çok güzel anlattınız. Çünkü bu senaryoda bir tane teknik böyle bir şey söyleyeceğim. Bir de daha genel bir şey, Türkiye'nin durumu ve adalet sistemiyle ilgili. Şimdi benim anladığım kadarıyla bu emniyet müdürü o sırada işte yoktu, orada bir eksiklik vardı dediniz. Ama zaten eksiklik olmasaydı da benim anladığım kadarıyla zaten her şey validen geliyor. Tabii. Yani değil mi? Sonuç olarak hayır, pek elbette fazla öyle, fark etmeyecek. Elbette öyle ama şu bakımdan söylüyorum. Emniyet müdürü yokken hiyerarşinin kendisi nasıl berrak biçimde işlediğini anlatmak bakımından söylüyorum. Evet. İlginizde haklısınız. Evet. Ama emniyet müdürü evden çıkarsa bunların tümü valiye bağlılığı için doğrudan talimatın validen gelmiyor. Evet. Peki şimdi mesela orada o bir paramiliter, o Batman'dan, Şırnak'tan gelen onları hani takviye olarak mı istiyorlar? Hayır, onlar Eskişehir'de görevli. Eskişehir'de bir yıl önce gelmişler. Ha, daha evvel gelmişler, oradalar. Bir yıldır oradalar, ondan önce görevlileri Güneydoğu. Şimdi ikinci şey de, yani benim anladığım kadarıyla siz daha iyi biliyorsunuz, bu geçen Aralık'tan sonra Gülen-Erdoğan arasındaki bu büyük ayrışma bilmem ne, bizim duyduğumuz kadarıyla şimdiye kadar hep dışarıdan, oradan gelen haberler, işte bütün polislerde, adalet kurumlarında müthiş bir Gülen hareket etkisi var. Şimdi peki, şimdi bu ayrım oldu. Şimdi Türkiye'nin adalet sistemine bu nasıl bir etki ediyor? Yani ne oldu? Ne değişti? Ne değişmedi? Yani tabii şu doğruydu. Ülkedeki yargı aygıtı içerisinde ve emniyet aygıtı içerisinde Gülen cemaati eksenli olağanüstü bir örgütlenme söz konusuydu ve adeta yasaların yerine Gülen tarikatının, cemaatin öğretileri geçmişti. Türkiye'de 50'li yıllardan beri Atatürk Koruma Kanunu vardır. En son galiba 90'lı yılların sonuna doğru böyle bir hukuka müdahale edilme ceza verildi. Bu kanun bile işletilmiyor artık. Buna rağmen ilan edilmemiş Fethullah Gülen'i koruma kanunu nedeniyle, olmayan Fethullah Gülen'i koruma kanunu nedeniyle insanlar yazı yazdıkları, görüş belirttikleri ya da Gülen cemaat açısından risk oluşturdukları gerekçesiyle terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği iddiasıyla yargılandılar, mahkum edildiler. Uyduruk, yalancı gezi tanıklarla, üretilmiş CD'lerle, imal edilmiş delillerle bu süreç oluşturuldu. Adeta Fethullah Gülen tarikatının görüşlerine karşı çıkmak bir terör suçu olarak pratiğe edildi. Böyle pratiğe edildi. Ve bunda emniyet ve yargı aydınlığı içerisindeki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muazzam korumasından güç alan bu yapının büyük etkisi vardı. Bu bir tür suç örgütü görünümüne dönüşmüştü. Tasfiye edilmesi faydalıdır. Çok da doğrudur. Bence eksiklikti. Çünkü herhangi bir dini grup, burada mümkün müdür Amerika'da bir dini grubu, bir tarikatın? Hayır. Biraz daha uzak duruyor. Yani şeyi soruyorsanız ne derece etkisi var? Yani ben bir vakitler şeyi sormuştum. Türkiye'de başka bir örneği, dünyada başka bir örneği var mı diye. Oral Soyuşlar bana şey demişti. Nijerya galiba demişti. Somali ya da Nijerya. Orası çok demokratik demişti. Tarikatlar tarafından yönetiliyor. Yani başka karine darbe olmamış hiç ama işte var yani. Elinden bir tarikatlar tarafından. Böyle bir algıyla karşı karşıyayız. Oysa ki herhangi bir dini grubun, etnik grubun, mezhep grubunun, tarikatın, cemaatin otoritesine, insafına devlet aygıtı teslim edilemez. Hele kolluk güçlü. Hele ki yargı aygıtı teslim edilemez. Türkiye'de şu an 13.500 civarında hakim savcı var. Cemaatin gösterdiği, aday gösterdiği listeye 4.500 civarında oy verildi. Yani 4.500 hakim savcının tek bir merkezden kontrol edilebildiğini düşündüğümüzde eski Adalet Bakanlığı'nın bunlar Yargıtay'da temizi Pensilvanya'ya gönderiyorlar dediğini hatırda tuttuğunuzda manzara ne kadar korkunç olduğunu görürsünüz. Ben bir yargılamada şuna karşılaşmıştım. Bir yargılamada değil, Hanefi Avcı. Hani Hanefi Avcı ile ilgili genel itibaridir, işkence suçuna karışmıştır. Emniyetteki kirli süreçlerde rolü var. Bence de doğru. Bir toplu işkence davasında mutlaka Hanefi Avcı da olmalıdır diye görüş belirtebilirim. Ancak bu sistem, bu aykut, Hanefi Avcı'nın, Gülen cemaatini kastediyorum, Hanefi Avcı'nın işkenceyle anıldığı yıllarda onu kahraman polisimiz diye sırtında gezdirirken, bu adam Gülen cemaatinin yapısını fark ettiği ve deklare ettiği için onu Türkiye'nin önemli katili diye kayda geçirmeye çalıştı. Hanefi Avcı Türkiye'de yazarlar, Türkiye Yayıncılar Birliği'nin her yıl yayınladığı yasaklı kitaplar listesine kitabı girmiş biridir. Hanefi Avcı'nın Türkiye'de düşünce suçlusu olması Gülen cemaatin başarısıdır. Kimsenin aklına gelmezdi. Gerçekten. İşkence suçlusu olması herkesin aklına gelirdi. Düşünce suçlusu olması kimsenin aklına gelmezdi. O onu başarmıştı. Neyse. Bir yargılama sırasında Hanefi Avcı'nın yargılandığı Devrimci Karargah davasında, ki bu arada Hanefi Avcı aynı anda hem Devrimci Karargah'ta soru örgütü yollamakta yardım etmekten, hem de Ergenekon örgütüne yardım etmekten, hem de yazdığı kitapta ya bu mahkumlar, evet bunlar sakıntılı bir şey söylüyor, terörist amaçlı, akıllı çocuklar dediği için PKK ve TİKO propagandasından da yargılanmıştır. Türkiye'nin en ilginç teröristlerinden biridir. en etkili komünistlerinden biridir bu yönüyle. Hatta onun için kullanılan en güzel ifadelerden biridir. Hanefi Avcı, Türkiye'de mahkeme kararıyla komünist olmuş tek kişi. Devrimci olmuş tek kişi olarak kayda gelmiştir. Neyse, onun yargılandığı davada Hanefi Avcısı savunma yaptıktan sonra avukatı söz aldı. Avukatı da ilginç. Adı Fidel Okan. Avukatın adı Fidel. Dedi ki mahkeme heyetine, işte başkan, iki üye, savcı falan oturuyor. Dedi ki sayın heyet dedi, biz Hanefi Bey'in tahliyesini talep etmeyeceğiz. Çünkü dedi Hanefi Bey'i tahliye etmeyeceksiniz siz. Siz tahliye ederseniz başkanınız da üyeleri de sürerler. Siz tutukluluğun devamını isteyeceğiniz için önünüz açık. Mahkeme başkanı Yargıtay'a gidebilir, üyeler mahkeme başkanı olabilir. O yüzden biz bundan sonra tutukluluğun gözden geçirilmesi ve tahliye için taleplerimizi size değil Pensilvanya'ya göndereceğiz dedi. Bir şey yapmadılar ama Hanefi'yle tahliye etmediler. Ama gerçekten mahkeme başkanı Yargıtay'a gitti. Savcı ve mahkeme başkanı Yargıtay'a gitti. İnanılır bir manzara değildi. Dahası şu, o duruşma 2010'da görülmüştü. Ondan 4 yıl sonra eski Adalet Bakanı gerçekten de dosyaların temiz kararlarının Pensilvanya'ya gönderdiğini söyledi. şakaydı. Ben bu kadar gerçek olabileceğini düşünmemiştim. Bu bakımdan bu yapının dağıtılmasında fayda var. Ancak yerine gelecek olan bir tür parti polisi uygulamasıdır. AK polis uygulamasıdır. Buna da direnmek yok. Şurada bir soru vardı. Nerede? Yok. Vazgeçtim. Merhaba. Teşekkürler öncelikle buraya kadar geldiğiniz için. Ayrıca bir sürü haberi inatla takip edip gerçekleri ortaya çıkarttığınız için de başka türlü belki sonsuza kadar karanlıkta kalacak bir sürü şeyi sizin sayenizde öğrendik. İç güvenlik yasa paketi en berbat maddeleri geçirildikten sonra geçti. Kalanlarını çektiler. Cumhurbaşkanı da imzaladı. Değil mi? Artık yasalaşmış o zaman. Evet. Efektif hale gelmiş. 12 Eylül 1980'den sonraki sıkı yönetim altındaki yasalarla karşılaştırıldığı zaman nasıl bir hal arz ediyor? Yani benzer türde antidemokratik unsurlar mı içeriyor yoksa başka türlü işte yani askerin görevini polise veren türde bir yasa paketi mi yoksa başka bir tarzda bir antidemokratik baskıcı bir hali mi var? Sonrasından çok biraz olağanüstü hal bölgesi yetkilerini andırıyor. Bu yasa paketinde de örneğin valilere ve kaymakamlara savcının görevi veriliyor. O da ne der? Şimdi biliyorsunuz ki hani BDP'li belediyeler ya da Gezi olaylarında olduğu üzere İzmir, Karadeniz'deki CHP'li belediyeler polise Toma için su vermedi. Ya da işte polisin taleplerini yerine getirmediler. Bunu gerekçe göstererek işte bir toplumsal eylemlik halinde valilere artık bu yetkiler, belediyenin yapacağı yetkiler de belediyeye talimat verme yetkisi de geliyor. Ya da ne geliyor? Valinin talimatıyla bir mitingin yapılması yasaklanabiliyor artık. Yetmiyor. Yasaklamaya uymayana da ceza. Valinin talimatıyla ceza geliyor. Mesela bir suçun soruşturulması talimatını verme yetkisi geliyor valiye. O zaman savcı ne iş yapıyor ki? Değil mi yani? Savcı niye var? Vali soruşturma işi yapacaksa. Yani bunların hepsi bir tür olağanüstü hal valiliklerine tanınmış imtiyazların şimdi valilik ve kaymakamlık düzeyinde dağıtılmasıdır. Bu da neyi andırır? Bu da 1940'lı yıllara kadarki tek parti Türkiye'sinin valilerin aynı zamanda CHP'li başkanı olmasını andırır. Bugün artık valiler ve kaymakamlar AKP'nin il başkanları ve ilçe başkanlarıdır. Savcılara da talimat verirler. Belediyede de, belediye kazanamadığı yerde belediye başkanı gibi de davranma verirler. Dolayısıyla böyle bir çağrışımı. Bu paketin kısıtlamaları altında peki demokratik ve barışçı itaatsizlik ya da protesto için kalmış bir manevra alanı var mı? Her zaman var. Hayat her zaman bunu tanıyor. Ama zaten bu yasa paketi toplumda meşruiyeti sorumlu bir paket. O yüzden geçemedi günlerce. O yüzden toplumda bir infial uyandı. Ancak bu yasa işte eğer AKP Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ihtiyaç duyduğu ve susadığı şiddet eylemleri olursa onunla gerekçelendirilecek. Bakın karşı çıkıyordunuz ama yüzünü kapatanlar da bunu yaptı. Bakın karşı çıkıyordunuz ama cebinde misketliler de bunu yaptı denilerek bu yasaya meşruiyet ilan edilecek. Yoksa demokratik ve barışçıl olan zaten onu talep edenler tarafından bulundukları her yerde inşa edilebiliyor. Yani mesele bu alanın sınırlarını daha da genişletebilmek. Devlete rağmen daha da genişletebilmek. Yoksa bu yasayla başkaca bir mücadele imkanı yok. Arkadaşlar, işte bu iç güvenlik yasasının olağanüstü hal gibi bir hali hatırlattığını söylediniz. Şimdi seçimler de yaklaşıyor. Şimdi olağanüstü hal gibi bir durumda seçime girmek gibi bir hal söz konusu oldu. Bunun seçimlere olası etkilerinin hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani tabii ben yani şöyle düşündüm de hani insanların kontrol altına alınması bu kadar yani tırnak içinde ifadesi ne anlama geldiği belli olmayan bir şey ise seçim sonuçlarının çekişmeli olacağı yerlerde bir grup solcu arkadaşın kontrol altına alalım birkaç gün önce bir şey. Tabii. Bile zaten bu yetki yani de var. Bu yetki de var. Yani protestocuların ve göstericilerin önleyici gözaltıya tabi tutulması. Yani herhangi bir suç işlenmemiş, olay çıkaracaklar iddiasıyla onların gözaltına alınması yetkisi de var yasada. Ama tabii bu yasa seçimden seçim sürecinde değil, seçimden sonra daha eğer olur da HDP barajı geçemezse toplumda daha yoğun, etkileri daha ağır hissedilecek bir yasa. Yani seçim sonrasında HDP'nin meclis seçim, yani HDP'nin meclise girememesi ve siyaseti Kürt illerinde yoğunlaştırması, sokakta hakkını araması yönelimini tercih ederse HDP, işte bu yasa o zaman bütün antidemokratik yüzüyle karşımıza çıkıyor. Yani ben HDP'nin de seçimi kazanmamasına yönelik kullanılabilir diye düşünüyorum. Bir şey diyemiyorum. Henüz ona bir şey diyemiyorum. Öngöremiyorum. Gezi olayları sırasında ben de İzmir'de bulunuyordum ve Eskişehir'de sizin bahsetmiş olduğunuz örgütün aynısı. Sopalılar mı? Aynen öyle. Yani sivil, bürokrat, polis işbirliği ve bizim ya da arkadaşlarımızın hayatta kalması tamamen şans. O kişilerin içerisinde biz de olabildik. Şunu söylediniz, AKP şiddetten besleniyor, şiddetten beslenecek ve çatışma olmasa da kendisi çıkarabilir. Biz de her zaman demokratik tarafta kalacağız ya da demokrasiye inanan insanlar her zaman demokrasi tarafında kalacak. Ve ben bir gün bu rüzgarın tersine döneceğine de inanıyorum. Bunların hesabı sorulacak. Türkiye'nin her yerinde yapılanların hesabı sorulacak. Ama şunu bulamıyorum, nasıl? Siz nasıl görüyorsunuz bundan sonrasını? Ya bu nasıl olacak, bu nasıl olacağı dair benim bir politik önerim olmaz. Yani tespit edebilirim ama hani onu söyleyemem. Onu siz bulacaksınız tabii. Yardımcı olmayacak. Siz de bunun artık biraz nasıl diyorsanız bunun artık. Siz nasıl görüyorsunuz? Onu söyleyeyim. Ben ümit varım. Ben her zaman ümit varım. Ben yani Türkiye'nin, Türkiye halkının yani değişime her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. Ancak değişim iddiasıyla var olanların, kendilerini var edenlerin bütün umutlarını kaybettiğini düşünüyorum. Maalesef Türkiye'de bazı Alevi mahallelerinde sıkışmışlığı politika yapma zanneden bir muhalif kimlikle karşı karşıyayız. Bu giderek siyaset yapılar alanını daraltma, eskiden var olunmuş mahalleleri ya milliyetçi akımlara ya da dini akımlara terk etme biçiminde sonuç veriyor. O yüzden şu soruyu sormakta fayda var. Teori, ok meydanı sizin ve devrimciyiz. Kasımpaşa neden onların ve faşist? Sorusunu sormak gerekir. Aradaki nitel fark nedir ki siz ikisinden birini tercih ettiniz? Ve neden tercih ettiniz? Ve neden Kasımpaşa'yı onlar diye ilan ettiniz? Demek gerekir. Ya da Hatay Armutlu. Neden sizin ve devrimci de örneğin Reyhanlı değil? Değil mi? Yani ya da Ankara'da Tuzluçayır. Neden sizin ve devrimci ise neden örneğin Bursaklar değil? Sorusunu sormak bütün bir toplumun sizin mesajınızın alıcısı olduğunu bilmek gerekir. Herhangi bir mahalleye, herhangi bir sokağa, herhangi bir kimliğe indirgenmemek, buna izin vermemek gerekir. Mümkünse oradan çıkmak gerekir. Gezi Parkı'nın kazandığı nokta, kazandığı adres meydanlardır. Kaybettiği nokta mahallelerdir. Sistem Gezi Parkı'nı mahallelere çekerek maalesef kimi sol grupların da sadece oralarda var olması bir tür gerekçeye dönüşüp eylemler buralara kaydırılarak sistem kazandı. Sistemin Gezi Parkı eylemlerini Alevileştirmesi, solcuları Alevileştirerek Alevileri bir daha kriminalleştirmesi ne sonuç vermiştir ve toplumun kalabalık bir çoğunluğunu Gezi Parkı'ndan soyutlamıştır, buna imkan vermiştir. O yüzden mahallelerden, yani bu anlamıyla mahallelerden ve kimliklerden derhal çıkmak ve halkın, herkesin karıştığı meydanlara toplanmak gerekir. Eğer meydanlarda toplanma kabiliyetiniz yoksa sokağa çıkmayın. Burada bir soru vardı. Ben 3 gün önce size bir soru verdim. O zaman kimisi yolu açık olabilir mi? Mevli'ye girer mi? Anayasa Mahkemesi'nden dönmeye... CHP şey götürürse, yani MHP götürürse girer. Döner mi? Dönmez. Dönmez. Çünkü şöyle, örneğin hani hakim savcıları da şöyle baskı altına alacaklar, Yargıtay'ı. Anayasa Mahkemesi önce Anayasa Mahkemesi, özür dilerim, oraya gidecek. Ona da Çağlayan var diyecekler. Siz kime izin veriyorsunuz diyecekler. Yani Beşiktaş'a. Bu örnek verilecek. Maalesef. Zor olduğunu düşünüyorum bu mesele. Ben de aynı şeyi soracaktım. Anayasa Mahkemesi'nin 34. 16. 13. 6. ve 9. maddelerine aykırı. Açar mısınız o maddeleri? Onu size okumam lazım. Okuduğum yerlerde öyle dinleyelim. 34.'yü zaten biliyorsunuz herhalde. Ben değil. Yani herkes biz. Açarsanız. 34. silahsız ve saldırısız, izinsiz yürüyüş hakkı herkesin Anayasa Mahkemesi'ne göre var. Yani o bir diğer maddeleri şimdi herkes okuyabilir sonra isterseniz şey yapmayın. Şimdi şöyle söyleyeyim bakın. Şu an hala hazırda bu yasa çıkmadan bu yasayı pratiğe döken bir İzmir örneği var. İzmir'de vali yardımcısı ve daha sonra vali iki tane üst üste karar yayınladı. Bunlardan biri tabii Güneş Gazinen Hareketi ile ilgiliydi. Dediler ki bunlar Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşıdırlar. Eylemlerine izin verilmesin. Yani sana mı kaldı? İkincisi valinin yayınladığı tebliğ. O da herhangi bir partinin, derneğin, sivil ya da sosyal oluşumun herhangi bir partinin önünde basın açılmasını yapmasını yasaklama hali. Anayasada var mı böyle bir şey? Yasalarda var mı böyle bir şey? Yönetmelikte yok. Yani bir hak yasalar tarafından düzenlenmedikçe zaten suç ilan edilemez. Yapılamaz yani. En temel hukuk kavramlardan biridir bu. Ama İzmir valisi kendisini bütün yasal üstadın üzerinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin üzerinde gördüğü için toplantı ve gösteri hakkını böyle düzenleyebiliyor. Yani sen AKP'nin önünde doğrudan bunu demeye utandığı için, yani bundan sonra AKP'nin önünde eylem yapmak yasak değil demeye utandığı için, bundan sonra partilerin önünde bir başka partiye eylem yapamaz gibi saçma sapan bir açıklama yapıyor. Yani gönül ister ki AKP'liler gitsin ÖDP'yi protesto etsinler. Değil mi yani ne var burada? Ama herkes AKP'yi protesto edeceğini bildiği için yasalarda bile olmayan bir düzenlemeye getiriyor. Şimdi bu anayasaya aykırı karışma yapmanın bir anlamı var mı? Yok. Neden yok? Çünkü zaten yasal bütün düzene çıkartılmış durumda. Başbakanın, Cumhurbaşkanı'nın var olmayan hukuksal yetkileri kendine atfetmesiyle başlayan bir çürüme, hukuksal çürüme sürecidir bu. Hukuksuzluğun kurumsallaşma süreci. O yüzden Anayasa Mahkemesi'nin yani siz hani 8.34'ten hangi maddeyi söylerseniz söyleyin. Orada bir numara yok diyecekler. Peki insan hakları konusunda uluslararası anlaşmalara da aykırı bazı maddeler var. Mesela kadınları ya da herkese çıplak yani çıplak olarak arayabilme hakkı veriyor. 48 saat mahkeme izni olmadan gözaltına alma hakkı veriyor. Evet. Yani bunun hiçbir dönmez bunları. Yani bir size söyleyeyim yani birkaç şiddet eylemiyle bunların az bile olduğu söylenebilir. Daha da yapılsın. Yani, Türkiye buna hemen yatkın bir ülke. Bu güvenlikçi politikalar çok yatkın bir ülke. Güneydoğu'da, metropollerde bir tane şiddet eylemiyle her tür gözaltı sürelerinin uzatılması, bakın daha da arttırıyorum yani. Yani gözaltı sürelerinin uzatılmasına da vardırılabilir bir hafta olabilir. Yani. Ben davayı takip ederken ki kişisel sizin bu davayı takip ederken ki kişisel tecrübenizi de biraz merak ettim. Yani araştırmacı gazeteci olarak sizin bu kadar dakika dakika her şeye ulaşmanız kolay mıydı? Hiç karşınıza engeller çıktı? Dakika ve her aşamaya ulaşmadım zaten. Nasıl oldu? O tecrübeyi merak ettim. Burada mı söylüyorsun? ben sadece 13 yıldır aynı gazetede aynı alanda çalışıyorum. İnsan hakları alanında. Dolayısıyla ben ulaşmasam ayıp olur. Olmaz diye. Ama onun yani o sürecin gerçekliğini de belki biraz paylaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Sizin karşınıza ne tür engeller çıkıyor bu sırada? Bir davayı takip ederken. İsmail Akburuk dediği zaman ne hissettiniz mesela örneğin? Yani. Bu çok saçma falan dedim ya. Böyle şey mi olur falan. O tip o tip şeylerden çok öyle gözüm korkmaz benim. Yani şimdi değişik yani hangi bir bu davada bir mesleki anlamda olgunlaştığım bir aşamaya denk geldi. Daha toy olduğum zamanlarda karşılaştığım daha büyük sıkıntılar vardı. Research Institute'yi ben 6 yıl tek başıma takip ettim. O zamanlar polis amirleri daha güçlüydüler, üzerimizde korkutuyorlardı filan. Peyderpey hepsi görevine alındı. Yani hepsinde o davada biz çıkan kararı bozdurduk. Uzun oldu yani, çok çetin oldu. Sonuçta polis için kasten öldürmeden ceza isteniyor şimdi. Malatya davası her birine ayrı ayrı bahsedilirim uzun uzun. İş cinayetleri davalarıyla ilgili takip haberlerimiz falan. Ya da siyasi davalar. Yani bizi tutuklanma aşamasına getiren dava haberleri o. Gelinci karargah olsun, Ergenekon olsun, İlhan Cihan'ın yakalanması olsun. Bunların hepsinde açık ya da örtülü devlet şiddetinin hemen hemen hepsine maruz kaldık, tutuklanmak dışında. Hepsine maruz kaldık, hepsiyle muhatap olmak zorunda kaldık. İlişkilendirilmediğim sadece bir İslami örgütler kaldı. Öyle ben tüm örgütler ilişkilendirildim. Yani davanın görüldüğü yere ve meşrebine göre örgütler oldu. Bazen TİKKO oldu, bazen işte Ergenekon, Erimci Karargah bazen. Böyle oldu gitti yani. Ama neyse ki ben esasen dünya görüşüp mesleki eyleminden sonra gelen biriyim. Yani benim için beni tayin eden gerçeğin kendisidir. Gerçekle benim fikrim çelişirse gerçeği tercih ederim. İlgilenmem fikrimle yani. Çünkü benim fikrimin de motivasyonu gerçeğin kendisidir. Ben fikrim gereği aldatmaya başlarsam bütün kendime dair oluşturduğum düzenek çöker benim. Yani kendimi aldatırım, sizi aldatırım. Dolayısıyla belki de hani böylesi bir gazetecilik türünü yayınlamış olmak o ölçüde korudu yani. Ya da Allah korudu artık bilemiyorum. Benim cemaatin tavsiyesi konusunda bir soru olacak. Yani cemaat bir suç örgütü. Cemaat suç örgütü. Yani cemaat, özür dilerim, işte polisin içindeki bu yapılanma bir suç örgütü. Ve hani Gezi olaylarında da dediğiniz gibi bu yapılanmanın da çok etkisi var. Ama şu durumda bu hızda bir o konumların işte yargıdaki, savcılardaki yani bu tasfiyenin ve AK Parti'nin bir şekilde yani tırnak içinde kendinden çok fazla söz söylemeyecek insanları buralara tayin etmesi, bunu siz bu süreci nasıl görüyorsunuz? Yani genel anlamda toplum için olumlu ama nihayetinde yine atıyorum önümüzdeki günlerde yani bir şekilde bu yargının kendi temelinde işlemesine engel olacak sonuçlara neden olabilir mi? Yoksa bu olumluluk? Yargı aygıtını oluşturanlar bu durumdan memnun biraz. Çünkü hem emniyette hem yargıda cemaat terfi sistemini bozmuştu. Liyakatten çok kendi mensubiyet ilişkileri içerisinde aynı cemiyetini açıyordu. Yargıda da böyleydi. O yüzden son HSYK seçimlerinde yargıda birlik platformu adı altında hem AKP'liler hem MHP'liler hem Aleviler birleşip cemaat alt ettiler. Yani artık buraya kadar gelmişti onların açısından. Eskinin yıkılması isabetli oldu. Onun çökertilmesi gerekir. Yani devletin yasalarının yerine kendi dini öğretisini koyan, devlet görünümü adı altında yani devlet kostümüne bürünmüş bir örgütlü yapının ve var mısın dediğinde yok diyen, yok musun dediğinde varım diyen, tarif edilmemiş, kendi iddiasından menkul bir topluluğa bu yetkiler devredilemezdi. AKP bu bakımda hala sorumlu da suçlu. Ama yerine düşünülen aslında maalesef bir istihbarat aygıtına dayalı tek adam yönetimidir. Bunun da hayat bulup bulmayacağı toplumun kendi mücadelesiyle anlaşılacak. Yani 2006'dan 2010 arasındaki cemaatin ve AKP'nin her operasyonunu ve her hamlesini demokrasi adına yetmez diyerek savunma bakışı bugün de zuhur eder ve açığa çıkar da AKP'nin istihbarat aygıtına dayalı tek adam yönetimi demokrasi gerekçesiyle güzellenirse elbette yapılacak bir şey. Ancak toplum buna demokratik yol ve yöntemlerle direnirse ben onun hayat bulabileceğini zannetmiyorum. Esasen bunun böylece olacağını düşünmüyorum. Ben AKP'nin son dönemine girdiğimizi düşünüyorum. Merhabalar. Ben canım sıkıldığı zaman bazen Samanyolu Haber'e falan bakıyorum. Yani belgeselleri çok seviyorum. Aynı şekilde olabilir tabii. Yolun üstünde taş görseler bunu AKP koydu diye haber yapıyorlar. Aynı şekilde ana akım medyada da işte bunu yok taşı paralel yapı koydu gibisinden haberler var. Ankara Nazım'da Uğur Mumcu'yu, Hrant Dink'i, Adli İpekçi'yi örnek göstererek şey demiştiniz. Sen orada mıydın? Yok, orada değilim. Arkadaşlar naklen bildirdi. Gazetecilik diyalektik bir süreç. Hani soru işaretleri ne kadar karşımıza çıkarsa biz onun üstüne gideceğiz demiştiniz. Ama halihazırda görüyoruz medyanın örneklerini. Türkiye açısından bu gazeteciliğin ve medyanın akıbetini nasıl görüyorsunuz? Ne olacak yani? Hani bir elin iki parmağını geçer misiniz saysak? Geçeriz. Gazeteciliği diyalektik süreç olarak tanımlıyor. Yani bunun sürecin akıbeti nasıl olacak? Her geçen gün etkisi daha da artıyor gördüğümüz örnek. Tabii. Yani maalesef böyle bir karamsar bir tablo var. Haklısın. Ancak yani eskisi kadar özgün, eskisi kadar habere odaklanmış, özgün içerik üreten, insana istihdam kapıları açan şirket kalmadı. Ben mesela bundan 10 yıl önce sendikacılık yapıyordum. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda İstanbul Şube Yöneticisiydim. ÇGD Şube Başkanıydım bir ara. Çalıştığım yerde sendikacılık yapıyordum. Şimdi mesela yapmam. Yine sendika üyesiyim ama şimdi yapmam. Çünkü zaten son kaldı burası da. Anlatabiliyor muyum? O kadar sıkışık bir durum ki bu. Yani Doğan grubu da olmasa bizim çalışabileceğimiz yer kalmadı neredeyse. Eskiden ben akşama başvurabiliyordum, sabaha başvurabiliyordum, televizyonlara başvurabiliyordum. Şimdi yani bu kapıların tümü kapandığı gibi bunları ben de tercih etmem. Yani gidebileceğimiz, çalışabileceğimiz çok az yer kaldı. 3-5 yer kaldı. 3-5 bile fazla. 1 ya da 2 yer kaldı. Dolayısıyla eğer yoksa bu senin çizdiğin sınırları ve belirttiğin içeriğe sahip bir gazeteci yoksa aslında hiç olmadıklarından değil, artık ona alan açacak şirket kalmadı, iş yeri kalmadı. Maalesef. Ama şunu diyebilirim, yani dediğim gibi ben AKP iktidarında da son aşamaya geldiğimizi düşünüyorum. Yanılabilirim. 4-5 seçimde yanıldım çünkü yani. Bana güvenerek iş yapmayın. Bana çok el bağlamayın. Eğer bu dönem aşıldığında toplumun genel için gelecek rahatlama bizim için de söz konusu olacak. Bir şey soracağım. Bu Ali İsmail Korkmaz davasına gereklersek... Sesli. Ali İsmail Korkmaz davasına gereklersek, dosyaya hakim olduğunuz için... şey şaşırtıcıydı mesela. O en çok ceza alan polisin... Evet. İşte istihbarat şube müdürünün, işte çevik müdürünün, emniyet müdür yardımcısı falan hepsinin ismini vermesi. Evet. Mesela onun motivasyonu neydi sizce? Çünkü benim aklıma... Öbür davada ceza alması. Sahipsiz olduğunu anlaması. Anladım. Benim mesela aklıma şey geldi. Acaba bu cemaatçiydi de AK Partili polisleri mi ele verdi? Hayır, yok. Yok. Adam AKP'li. Nasıl olsa ben gittim giderken... Tabii ben yaktım, bunları da yakayım dedi. Çünkü anladım. O ifadeyi vermesinin tarihi Şubat'ın başı. Ceza alması Ocak ayı. Ocak'ta ceza aldı. O ki bana çok özür dilerim, bana verdi de size de versinler. Anladım. Tek gitmeyeyim diye böyle yaptı. Yani yoksa bunun cemaat AKP meselesiyle ilgisi yok. Anladım. Bununla ilişkili olarak cemaat AKP meselesinde bu sizin belki bilginiz vardır. Biraz sesli. Biraz daha bilginiz vardır bizden fazla diye soruyorum da. Bu mesela Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırının çok profesyonel bir saldırı olduğunu söylüyor. Orada ben Amerika'daydım, onu bilmiyorum. Siz daha yeni geldiniz ya. Ben yeni oldum. Ya onun cemaat tarafından organize olup olmayacağı da hiçbir bilginiz yok. Zannetmiyorum ya öyle. Cemaat üye silahlı eylemleri yok ya. Bu peki şey şaşırttı mı siz? Ya bizim evimiz şaşırttı da daha çok. Ya bu kadar poliste, yargıda, şurada burada örgütlenmiş bir yapının çok kolay bir şekilde AKP tarafından diz çöktürülmesi, işte tasfiye edilmesi falan, insanların sürülmesi, mesleklerini kaybetmesi, işte bu belli başlı tiplerin, işte Ali Fuat Yılmaz'ın tutuklanması falan bu kadar kolay olması... Kolay olmadı ki. 2013'ün aralığında başladı, hala sürüyor işte. Kolay olmadı. İlk etapta 80 küsur emniyet müdürlüğünden 20'sini alarak görevden başladılar, yola çıktılar. Emniyetteki yer değiştiren polis sayısı 30 bin oldu. Ama o hale geldi ki, yani her bir atamadan sonra yeni gelenlerin de bazılarının cemaatçi olduğunu bir daha çıkmaya başladılar. Yani Öyle bir şey vardı yani. Bir kez daha atama yaparsa herkes eski yerine dönecek. Kolay değil. Yani bir de hani AKP, emniyet ve yargı aygıtını bilecek kadar uzman elemana sahip bir parti değil. Türkiye'yi 13 yıldır yönetip devletten bir haber olan tek parti AKP'dir. MHP'nin bile adamı vardır. AKP'nin adliyede mübaşir tanıdığı olmadığı ortaya çıktı. Yani insan var, oradan bir yakınlık kurar. Onu da yapamamışlar. Niye? Çünkü şöyle düşünüyorlar. AKP 2005-2006'lı yıllara kadar mevcut kadro, klasik kadrolaşma politikalarıyla işte yargıya bir tane adam sokalım, iki hakim sokalım. Önünde bakıyordu meseleye. Ancak 2006-2007 süreçte işte o mıhtıranın verilmesi, AKP'nin biraz da cemaat tarafından önlerine konan sözde suikast planları ve darbe planları ürkütülmesi sonrasında eski Türkiye, yeni Türkiye geçişi, o geçiş işte. AKP Gülen cemaatinden emniyet ve yargı alanında taşeron hizmet satın aldı. Yani güvenlik hizmetini ve adalet hizmetini cemaatten satın aldı. Bu 2010 referandumuyla tamamlanmış oldu. 2010'dan itibaren devletin MİT hariç, devletin bütün kritik alanları cemaatin eline geçmiş oldu. Fethullah Gülen'in 28 Şubat'ta yargılandığı davanın görüntüleri vardır. Hatırlar mısınız? Diyor ki, anayasal müesses nizamın bütün kritik noktaları ele geçirinceye kadar açığa çıkmayalım der. O an işte yani. Dolayısıyla öylesi bir kudrete ulaştılar ve Adalet ve Kalkınma Partisi bundan haberdar olan bir parti değil yani. Emniyet. Öyle ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyen İslamcı emniyet müdürleri bile cemaat tarafından görevler alındı. AKP bunu bile alkışladı. Bunu bile anlayamadı. Onlardan biri bizim 2 gün önceki panelimizde, onlardan biri ne oldu? Bizim 2 gün önceki panelimize geldi. Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü, 3 yıl önce, 2010 yılında bir uyuşturucu çetesiyle ilişkilendirilerek açığa alınmıştı. Yerine tabii bir cemaatçi geldi. Mustafa Gülcü dindar bir adamdır. Dindar, AKP'yi destekleyen, ama AKP'den önce orada bulunmuş, emniyette bulunmuş bir adamdır. Ve yani emniyet teşkilatı içerisinde düzgün iş yapan bir yönetici diyebiliriz. Fakat cemaatin ayağına takıldığı için görevden alınmıştı. Göreve dönüşü 17-25 Aralık'tan sonra oldu. Yani gel bu işi hallet dediler. Bilmiyor AKP'liler devlette. Nazım'ın bir şiiri vardı. Derya çıra olup deryadan bir haber balık der ya. Yani denizin içinde olup denizin içinde olduğunu bilmeyen balık. AKP'de yani emniyetten ve adaletten bir haber. Çünkü buraları cemaate devretmiş ve ondan hizmet satın almış bir partidir. Zaten bu yüzden suçlu. Bu yüzden yargılanmak zorundadır AKP. AKP kendi deyimiyle milletin ona verdiği yetkiyi hukuksuz, hiçbir hukuki ilkenin tarif etmediği bir grupla koalisyon kurarak o yetkiyi ona devredildi. Yani AKP'ye oy verenlerin hiçbiri alın cemaatle koalisyon kurun diye onu verdi, oyu vermedi. Ve milletin verdiği yetkiyi daha sonra darbeci ve çeteci ve haşhaşi ve her neyse o olduğunu iddia ettiği kudretle paylaştı. O yüzden bundan ötürü suçludurlar. Bunun hesabını vermek zorunda. İsmail çok teşekkürler. Olayım mı ya? Sen şimdi insan bir şey oluyor. Sana zor sormayacağım. Evet. Ama bir sürü soru var. Önce çok teşekkürler. Türkiye'de aslında biz bu kadar gürültü arasında kaçırıyoruz. Çok büyük başka bir tehlike var. O da bence IŞİD. Yani Türkiye'de her yerde örgütlendikleri, özellikle yoksul mahallelerinde çok büyük ağları olduğu nadiren haberlere çıkıyor. Evet. Haber de çok az yapılıyor üstüne. Belki de bir devlet politikası olarak da haber yaptırılmıyor. Bir yandan da Reyhanlı'da bir patlama oldu. Gezi'den hemen işte önce. Onun hakkında da az haber çıktı. Reyhanlı davasını soracağım. Önce acilciler diye bir gruba yıkmaya çalıştılar. Yani saçma sapan bir şekilde, olmayan bir örgüte. Şu anda yavaş yavaş rengi değişiyor mu Reyhanlı davasının? İlk sorum, sonraki turlarda diğer aklımı kullanırım. Reyhanlı davasıyla ilgili, yani o bombanın oraya bırakılması, 2 minibüs haline bırakılmasına ilişkin tespitler doğru. Hakikaten de yani Suriye ile bağlantılı olduğu gruplar tarafından bırakıldığı anlaşılıyor. Ancak henüz bunun Suriye devletinin tarafından ya da Suriye'de işte devlete karşı silahlı mücadele veren İslamcı grupların Türkiye'yi kendi mücadelene ortak etme amacıyla yaptığı bir eylem olup olmadan anlaşılamıyor. Burada bir belirsizlik var. Ve deliller de yeterli değil o bakımdan. Çünkü tanıklar ve anlatımlarında şaibiler var. Reyhan'ın davası çeşitli gizlilik kararları nedeniyle ve gözden kaçırmalar nedeniyle çok ilgilenilemeyen bir dava. Bir de ardından hemen Gezi geldi ve ilgilenecek maalesef. Bir de AKP oraya yerinde müdahale etti. Yani şöyle müdahale etti. Şaibelere ömürlerinde kazanılamayacağı paralar tazminat adı altında verilerek ailelerin isyanı bastırıldı. Şeye gelince, taşkacilere gelince, yani acilciler, tabii ben onlara röportaj yapmıştım acilcilerin lideriydi, 1,5 sene önce. Onların böyle bir gücü de yok. Bunlar bunu da yapmaz. Kefil olmak istemem. Silahlar yani yaparlar bilir yani, bir şey diyemem ama yani tahminim o ki yapmazlar, herhalde yapmazlar yani. O öyle bir kudretlerin de olduğunu pek zannetmiyorum. Bir iki tane soru alalım, 9 çeyrek gibi bitirelim. Ne dersiniz? Evet. Son 6 dakika. İsmail abi, benim şu devrimci karargahla ilgili bir sorun olacaktı. Şimdi dediniz ki AKP aslında ayakta kalabilmek için terör eylemlerine ihtiyaç duyuyor. Şimdi bu anlamda devrimci karargahın AKP tarafından ortaklanmış bir örgüt olduğunu söyleyebilir miyiz? Çünkü mesela bu konuda kitabınız da var, onu da okuduk ama baktığınız zaman örgüt aslında 4 kişiden oluşan bir örgütmüş gibi gözüküyor. Yani çok enteresan. Yine yakın zamanda bir örgüt daha çıktı. Bu adımlar... Halk Savunma Birliği. Halk Savunma Birliği. Yani baktığımız zaman böyle örgütler belki ara ara çıkacak. Ya bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii devrimci karargah öyle AKP tarafından kurulmuş bir örgüt değil. Sahipleri belli, kurucuları belli. Siyasetten